ta sahanlığımızın batı Türkiye'de yeni bir dönemin açılacağına da... Nasıl mücadele edeceğiz? Önce Türk milletiyle uğraş, Türkiye ile uğraşma. Efendim akşam şerifleriniz hayırlı olsun. Ben Deniz Fehmi Çalmuk. Bir politik adam programında daha sizinle beraber olmanın mutluluğu içindeyiz. Programımıza başlamadan önce üzerimize vazife ve borç olan Türk edebiyatının çok önemli ismi diye televizyonlar medya verdi. Ama ben diyorum ki Türkiye'deki büyük Türk millet milletinin en önemli isimlerinden biri İslam medeniyeti konusunda kalemiyle, dizeleriyle, harfleri bir araya getirerek kurduğu cümlelerle güzel eserler veren, yön veren merhum Rasim Özdöner'ini kaybettik. Rasim Özdöner'ini sadece bir hikayeci, öykücü olarak görüp ona mahkum etmek isteyenlere inat. Biz Rasim Özdöner'inin devam ettiği yordan, Reyhani Hazretleri'nin yolundan, Horasan Erenlerinin yolundan Büyük Türk milletine hak ve hakikatı söylemeye devam edeceğimizi belirterek. Kendisine Cenab-ı Allah'tan rahmet dileriz. Amin. Değerli izleyiciler, bir şehidimiz var. Pençe 1-2 operasyonunda sözleşmeli er Cüneyt e, Taşürek hastanede tedavi görüyordu. Vefat etti. Kendisine Allah'tan rahmet büyük Türk milletine bas sağlığı Amin. Bugün sabah saatlerinde Irak'ta, Musul'da Türkiye Cumhuriyeti konsolosluğuna yapılan kalleş ve hain saldırıyı da şiddette kınıyorum. Oradaki yönetimin kimin uzantıları ve maşaları olduğu belli olmayan insanların Türkiye ve Türk milleti düşmanlığından bir an önce vazgeçip aklı selime davet edilmesi gerektiğini de belirtiyor. Değerli izleyiciler bugünü öyle bir isme ayırdık ki politik adamın dört bölümünde siz evlerinizde, iş yerlerinizde, atölyelerinizde, kahvehanelerde, kıraathanelerde sohbet meclislerinde çayınızı demleyip bizi dört program boyunca izleyeceksiniz. Öyle bir isim. Geçen haftalarda 15 Temmuz öncesi misafir edecektik. Kendisi acil bir apandis ameliyatı geçirdi. Değerli siyaset bilimci, yazar Murat Bahadır Akkoyunlu hocamıza Geçmiş oldun diyoruz ve hoş geldin diyoruz hocam. Hoş bulduk Fehmi Bey. Teşekkür Çok büyük ederim. bir keyif sizi tekrar konuk etmek. Hem bu nedenle BBN Türk yönetimine de e, buradaki teknik masadaki arkadaşlara da teşekkür ediyorum. Ben de teşekkür ederim. Bahadır Bey ilk önce biz dış politikadan başlayalım. Başlarken de şöyle bir iş yapalım. Tahran'da bir zirve gerçekleştirdi geçen hafta. Bu halen tartışılıyor. Ne tartışılıyor? Bunun sonuçları orada gösterilen fotoğraf tartışılıyor. Burada Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı ile Rusya'nın Cumhurbaşkanı'nın, İran Devlet Başkanı'nın bir araya gelerek dünya kamuoyuna verdikleri poz ve kararlar var. Şimdi bunu tartışalım. Size şöyle sorum var. Tahran zirvesini nasıl anlamalıyız? Teşekkür ederim. Ben de Bibiyen Türk'ün değerli yöneticilerine, personeline, zatenize ve bizi izleme şerefini bahşeden değerli izleyenlerinize, sevdiklerinizle, sevenlerinizle birlikte Yüce Allah'ımızdan ebedi mutluluklar niyaz ediyorum. Bekarları hayırlısıyla evlenmelerini de ayrıca niyaz ediyorum. Hayırdır inşallah. Torunlar istiyoruz. Ha, maşallah. Nerede? Mesajı aldılar. Eyvallah. Nerede yapıldı bu görüşme ve nerede imzalandı o mutabakat? Tahran. Sadabat'ta. Niye Sadabat dediniz hocam? E ben sizi 1920'lere götürmem lazım. Mustafa Kemal, Türkiye, Irak, İran ve Afganistan arasında bir Sadabat paktı kurmuştu. İlk İslam dünyasının birlik çekirdeğidir o teşebbüs. Ve Mustafa Kemal'in masonlar tarafından öldürülme temel sebeplerinden biri de budur. Ve yine aynı yerde Sadabat Sarayı'nda yapılmıştı bu görüşme. İsmi de Sadabat Paktı olarak tarihe geçti. Mustafa Kemal katledildikten, zehirlendikten sonra o pakt yürütülmedi kesildi. Hangi ülkeler arasında kurmuştu bu paktı Mustafa Kemal? Türkiye, Irak, Afganistan, İran. Sonra aynı teşebbüsü merhum şehit Adnan Menderes Bey Bağdat Paktı olarak ihya etmeye yeltendi. Bağdat Paktı olarak. Türkiye... Şimdi onu da idam ettiler değil mi hocam yani? Bu nedenle. Kimi? temel Vallahi, sebeplerinden evet. biridir. Küresel çete Türkiye'deki yöneticilerin küresel çetenin çizdiği sınırlar dışına çıkmaya yeltendiklerinde yaptığı iştir darbe ve öldürme. Türkiye'deki darbe ve idam ve öldürmelerin temel sebebidir bu. Hani ben cümlenizi bitirmeye başladım da Mustafa Kemal Atatürk'ü katlettiler. Evet, zehirle. Bunu ben söylemiyorum artık. Herkes biliyor ve söylüyor. Sadece resmen söylenmediği kaldı. Bunu ben önündeki küresel çeteye infaz kitabımda belgeleriyle yazdım. Bu arada değerli izleyiciler, hocam gelirken küresel çeteye infaz kökten siyasi çözümler kitabını yeni baskısını zannederim. imzalayarak hediye etti. Onu da teşekkür edelim. Çıktı. Bütün web kitapçılarda şu anda mevcut. Evet. Yani internet kitapçılarında. Şimdi... Ama bu tarihi bir... Bakın, bu hani ama bunu, bunu herkes biliyor. Amenna biliyor da neden sonuç ilişkisinden dolayı hani Türkiye'de ciddi sayılmayacak ama ciddi konulara hmm. köşe yazılan neden olan bir Mustafa Kemal düşmanlığında Mustafa Kemal'e yönelik onu işte Amerika İngilizlerin iş başına getirdiği onun yönettiği O konuya değildi. gel girmeyelim. Hayır girmeyelim da? başka bir program konuşalım. Ama burada demek ki yaptığı önemli işler Türkiye Cumhuriyeti'nin varlığını koruma ve kollamasında yaptığı işlerin sonucunu Mustafa Kemal'in canıyla ödediğini bir söylüyor. Recep Tayyip Erdoğan'ın bir sözü var. 2002'den beri Türkiye'de olup bitenler için gazi neye muhatap olduysa, ne yaşadıysa aynı şeyleri ben de yaşadım. Boşuna demedi adam yani. Evet. De bir gün şu yaşadıklarını ona anlatabilirsen iyi olur. Evet hocam. Şimdi. Şimdi. Menderes. Siz dediğiniz Men Menderes de Bağdat, Bağdat paktı. paktını. Bağdat paktı. Menderes katledilerek hakim bırakıldı. Bu toplantının tekrar Sadabat sarayında yapılıyor olmasının böyle bir anlamı var bir, iki. Diplomatik olarak tam bir zaferdir kağıt üstünde bir zaferdir. Niçin? Üç şey garanti edilmiştir. Üç devlet, kamu, kamu yönetimi, resmi, legal devlet yönetimleri tarafından üç şey garanti edilmiştir. Bir, Suriye'nin toprak bütünlüğü. İki, Suriyelilerin Suriye'ye emniyet içerisinde Şimdi dönmeleri dönüşte. ve evet. bütün terör gruplarının yok edilmesi. İki, üç. üç, anayasa kurulacak olan anayasa kurumu tarafından teşkil edilecek, yürütülecek seçimlerle Suriye'nin yönetiminin teşkil edilmesi. Şimdi bu, bu kararı aldılar bu, ama bir de fotoğraf verdiler hocam. <laughs> bu küresel çeteye bir meydan okumadır. Onun için mi Alman... Küresel ablıyız. çete, Alman demeyelim. Ne Alman diyelim, ne Amerikalı diyelim, ne Fransız diyelim. Ama hocam bunların bir sözcüsü olacak Sözcüsü yok bunlar. Küresel çetedir. Amerika'ya da çökmüştür, Fransa'ya da çökmüştür, Almanya'ya da çökmüştür. İsveç'te, Norveç, İsveç, Finlandiya da onların çöplüğüdür. Türkiye'ye de çökmek istemişler miydi? Çökmüşlerdi değil. zaten. He. 15 Temmuz onların Türkiye'den, Karizmalarını çizilip kazındıkları günün adıdır. Daha 15 Temmuz böyle konuşulmadı Türkiye'de. Allah nasip etmedi. Eğer ameliyatım olmasaydı seninle 15 Temmuz'da bunları konuşuyor evet olacaktık. Hocam. Dolayısıyla bu ver, verilen fotoğraf ama kim veriyor bu fotoğrafı? Rusya resmi seçilmiş legal yönetimi. İran resmi seçilmiş legal yönetimi Türkiye resmi seçilmiş legal yönetimi veriyor da. Hocam şimdi öyle bir cümle kurdun ki legal olmayan yönetimleri de mi var bu ülke? Evet. Türkiye'nin Türkiye'nin yani 15 Temmuz öncesinde hele 2000 öncesinde illegal bir yönetimi vardı ya. Türkiye bir mafya devlet haline gelmişti ya. Bir gün onu da anlatırız ama senin şu kitaplarının dokunması gerekiyor onların anlaşılabilmesi için. Ne? Elbette. Gladio nedir? Yani, yani. Rusya ya Gladio bulaşmamış İran'a bulaşmış. Kim mi? demiş? Kim diyor bulaşmadığını? Allah ya Rusya'yı kim kurdu? Rusya ne zaman? Hocam bugün tam ezberleri bozacaksın sen tamamen. Yani yani. inan Yalanları bozuyoruz. Heh. Bunu ben söylemiyorum ki ya. Yalanların ezberlerini bozuyoruz. Ee, evet kardeş. ABD diyor siz Amerika Birleşik Devletleri diyorsunuz. Vallahi değildir. Amerika Birleşik Şirketleridir. Ne devleti ya? E, İkinci Dünya Savaşı'nda bu Sovyetlerle müttefiktiler. Ya Birinci Dünya Savaşı'nda da İngiltere, Fransa, e, şeyle e, Rusya ile müttefikti. Öyle değil miydi kardeşim? Tabii. Bunlar hep müttefiklerdi ya. Bu bir küresel tiyatrodur. Stalin bir küresel çete katilidir. İyi yönde mi kötü yönde mi? Katil ya. Ha. Sultan Galiyevi, Türk Sultan Galiyevi kendisi çapında bir liderdi. Evet. Onu şehit etti. etti. Lenin'i katletti. Troçki'yi katletti. 5 milyona yakın da Rus katletti. Ve Türkiye'nin NATO'ya esir düşmesi. Daha bizim kardeşlerimizi katletmesini... Konuşmuyor hocam hani Kafkasya'da. Kardeş Aziz onların Bey. hepsi bizim kardeşimiz. Belarus'ta katlettikleri kim? Kardeş küresel çete 2. Dünya Savaşı'nda Yahudi Hitler eliyle Musevi Türkleri katlettiler. Siyonistler 2. Dünya Savaşı'nda Yahudi Hitler eliyle nazi zim bir siyonist örgüttür. Onlar eliyle Hazar İmparatorluğu'nun bakiyesi Musevi Türkleri katlettiler. Ve yakındır. Musevilerin Siyonistlerden intikam alma günleri yaklaşıyor. Bunlar bu şekilde anlatılmadı. O bizim başlığına Biden'ın İsrail ziyaretinde gelelim. Olur gelelim. Hocam. Şimdi, şimdi, evet. yalnız kardeş, bir de Ali Hamenei var şeyde İran'da. Ha, o evet. Şimdi Ali Hamenei var. Legal olan olmayan Tayyip Erdoğan'ın da bir Ali Hamenei ziyareti vardı. Kardeş Ali Hamenei'in İran devletinde bir yeri var. Bir mevkisi var devlet yönetiminde. Ruhani lider mi? Kardeş ben ruhundan anlamam da Türkiye Cumhuriyeti devletinde onun makamının muadili yok. Almanya'da da yok. Ha onun makamının muadili Vatikan'da var. Papa. O Katoliklerin lideri. Kardeş, bu Ayetullah Yerarşisi Müessesesinin kiliseden farkı ne? Onu siz biliyorsunuz. Kardeş, bunların adamları da kendilerini kırbaçlıyor. Görmedik mi? O Kerbela için bir hüzün töreni. Kardeş iyi de tapınak şövalyeleri de aynı şeyi yapıyorlar. Ritüeli. Allah Allah. Onların bir türbe ziyaretlerini gör, ellerinde kandillerle mumlarla. E, Vatikan da aynı şeyi yapıyor. Ne ruhaniliği ya, Hazret Ali kuyu kazarak, kuyu açarak geçimini sağlardı. Aynı zamanda imamdı, otoriteydi. Aynı zamanda bir babaydı ve kerpiş bir evde otururdu ve emir el mümin dedirtirdi kendisine. Bunlar kral. Olay başka. Bir de bak İran köklü devlettir. Uydurmayın ya. Uydurmayın. İran İslam Cumhuriyeti'nin bulunduğu topraklar köklü devletler ev sahipleri. Hikaye anlatıyorlar. Öyle mi diyelim? Elbette. Ya o coğrafyada devlet kuranları bir öğrenin önce ya. ya. Bir öğrenin İran'dan önce bir devlet yokmuş hocam kim diyor İran, ya İran. olur mu öyle şey ya hepsi Türk devletleriydi hepsi Safeviler dahil Safeviler benim yurdum nere biliyor musun Fehmi benim ata yurdum Tebriz ben Akkoyunluyum Akkoyunlu hükümdarı uzun Uzunhasarın Bahadır Han'ın torunuyum benim ata yurdum Tebriz e, Nadir Şah Avşar İmparatorluğu Akkoyunlular Safeviler, Göktürkler, Karahanlılar, bunların hepsi Türk devletleri ya. Kardeş, İran ne demek? Aryanilerin ülkesi demek. Ne zaman konuldu bu isim? 1925'te. Ondan önce oraya Türkistan denirdi. Bak bin yıllarında, bin, bin, bin. Hatta daha önce, Kerbela vakasında bile biliriz. O coğrafyaya Türkistan denirdi. Türkistan. Ebul Hasan Harakani bin yılında, binli yılında Türkistan diyor oraya. Hazreti Hüseyin Kerbela'da o bölgeye Türkistan diyor. Hatta rahmet olsun oraya doğru uzanan bir yolculuğu varken önü kesildi. Ümit ederim ki 8 Ağustos zannediyorum 10 Muharrem. Ben de şey yapıyorum, teklif ediyorum zatile haline de özgür ve bağımsız bebene Türk televizyonumuza da senin 10 Ağustos'taki programın Kerbela sebep ve sonuçları üzerine olsun. Allah izin yani inşallah. Yani siyasi bir olaydır. Şimdi nereye geliyorum? 1925'te kim dünyada hakim? Birinci Dünya Savaşı'nın galipleri. İran'ın haritasını kim çizdi? Onlar. Azerbaycan'ı ikiye kim böldü? Onlar. Azerbaycan'ın güneyini oraya kim kattı? Onlar. Türkiye ile Azerbaycan arasına Ermeni Zengazur boşluğunu sokup Türkiye'nin Asya ile direkt ilişkisini kim kesti? Onlar. Kim? İngiltere, Fransa, Rusya. Peki İran'ın başına Pers yönetimini kim oturtturdu? Onlar hediye edilmiş bir coğrafyada orada büyük şeytan deyip en büyük Amerikan düşmanı olan yapı orada değil mi hocam şu anda? Vallahi ben hikaye anlatmıyorum. Bak ben tarih anlatıyorum sana. Perslere İran'da direkt iktidarı hediye eden Birinci Dünya Savaşı'nın galipleri İran'ın haritasını çizse. Ya İran hangi kurtuluş savaşıyla kuruldu? Bağımsızlık savaşıyla. Yok ki. Ve o gün SAVAK'ı kurdular. Direkt Gladio. Küresel çetenin harami örgütü. Derin İran. Daha sonra bak büyük bir olay oldu. İran'ın yüzde elliye yakını Türk'tür. Türk. Musaddık diye bir Türk serbest seçimlerle İran'da başbakan oldu. Ya. Ve ilk yaptığı iş... İran petrol alanlarını millileştirmek oldu. Küresel çetenin petrol şirketlerinin elinden aldı. Bir Türk yaptı bunu. Başına belaydı aldı. Ve sonra o Gladio, Pers Gladiyosu ona darbe yapıp indirdi. Ve tekrar o alanlar küresel çetenin petrol şirketlerine peşkeş çekildi. Sonra sistem tıkandı. Halk kaynıyor, patlama olacak. Hümeyni ve Mullalar eliyle oraya yönetim değişikliği yapıp bir de meşruiyet kılıfı geçirdiler ama o Gladio, o Pers Gladiosu bu defa resmi kurumsal İran Meclisi'nin, Cumhurbaşkanlığı'nın, devlet kurumlarının, bakanlıkların dışında ayrı bir derin devlet oldu. Kendilerine bağlı petrol alanları var. Kendilerine bağlı ticaret, kendilerine bağlı tarım alanları var. Orduları kendilerine var. bağlı orduları var. Ve bunlar devlet tarafından denetlenemiyor, hesap vermiyorlar. İran ambargo uyguluyor ABD şirketleri değil mi? Yalan! O ambargo resmi kurumsal İran yönetimine uygulanıyor. Bunlarla işbirliği halindeler. Selamun kavlen hocam destekleniyorlar. Bunlar her yerde bu derin gla, pers gladiyosu her yerde küresel çete ve pentagon katilleriyle iç içedir kol koladır. Kardeş Irak'ı İngiltere ve ABD şirketlerine kim peşkeş çekti ya? Ya bunlar nasıl bir Amerikan düşmanlığıdır ki Irak'ta müttefik oldu ve Müslümanları katlettiler ya? Ya Irak'ta her ya bir hanım Türkiye... bana tembih etti Murat lütfen sakin ol diye. Ama bu mevzular gelince ayarın Bayburt'a dönüyor kardeş ya. Bayburt'un ayarında ne var? Mı? Ya işte bu var. Damar kabarıyor yani. Tamam mı? Kardeş ya Irak'ın çok değil ya. 30 senelik bir geçmişine bir bakalım. Tabii. O coğrafyayı MP şu anda Basra ve Necef'teki petrol alanlarını Bepe işletiyor ya. Bepe. Irak'ın değil. Beper'in onlara vermiş olduğu paradan da İran'ın Haçlı Şabi bürokratları zipleniyor. Irak'a Irak'ın. Irak'ın halkına hiçbir şey gittiği yok. Ne ha, anlatıyorlar? Tunaş Şabi'nin örgütünü destekleyen, onun kanalında konuşan bir şey liderin bir açıklaması var. Türkiye'nin Irak işgali ABD işgalinden daha kötü. Çok bir. haklı. Çünkü ABD orayı işgal eder, Türkler özgürleştirir. Ama onun Irak diye bir derdi yok. Irak halkı diye bir derdi yok. Din, iman, ahiret diye bir derdi yok. O sarığı sarmış cübbeyi giymiş, kılları uzatmış bir de Şiicilik kılıfıyla orada krallık yapan bir oligark. Onun ne Irak halkı ne bağımsız Irak devleti ne Irak halkının şahsiyeti namusu onun umurunda bile değil. O kucağına oturduğu ve kucak dansı yaptığı Amerika Birleşik Şirketleri ve İngiltere'nin uşağı derin Pers gladiyosunun Irak'ta destekleyip Irak'ta iktidarı verdikleri tipler bunlar. Bunlar Irak'ın adamları değil. Bunlar Irak diye bir şey de düşünmezler. Buranın Irak halkı diye bir aileleri de yoktur. Ve bunlar Irak'ta halk öldürürler. Pers gladiyosunun Irak'taki canilerinin adına Haçlı Şabi denir. İllegaldir yahu ama öldürür. Kim ne öldürür? Mutasavvıfları öldürür. Mutasavvıfları öldürür. Eğer Irak kuzeyindeki bir yönetim olmasaydı mutasavvıfların tümünü katledeceklerdi. Tabii. Bunlar böyledirler. Şimdi merkezi yönetimin Türkiye'ye ağır çok ağır açıklamaları var. Ama merkezi Irak... yönetim diye bir yönetim yok. Kimse uydurmasın. E resmi bir hükümet kardeşim var. ne resmi hükümeti İt oynamış yonca tarlası gibidir yamalı bohçadır o meclisten o Irak meclisinden Türkiye bu Dohuk'ta yapılan saldırının PKK terör örgütleri tarafından yapıldığını beyan eden Iraklı siyasiler de var. Ama mesele ne? Nedir? İngiltere küresel çetenin İran delin gladiyosu ile Irak'ı peşkeş çektikleri uşakları, kucak dansı sözleri, Türkiye'yi haklı olarak kendileri açısından suçlamaktadırlar. Hocam Türkiye'nin Suriye'ye askeri operasyonu tartışılırken Irak'ta bu olayların ortaya çıkması yani geleneksel tabirle bir tesadüf Türkiye değil. Türkiye'nin küresel çetenin e, cinayet aparatlarına yani PKK'ya, PYD'ye, YPG'ye Türkçe'de harf mi yok ya? Dele deye, zele zeye, mecebeye, veceye say da gitsin. Küresel çetenin dünya halklarını hizaya getirmek ve zaptı rapt altında tutabilmek için ürettiği Daesh gibi, PKK gibi, PYD gibi, YPG gibi, FETÖ gibi örgütlere karşı Türkiye'nin ezici hamleler yapıyor olmaları küresel çetenin uşağı kucaktan sözlerinin elbette işine gelmiyor. Küresel çete onları anırtıyor. Ve bunlar o üçlü fotoğraf verilmişti ya yine verir değerli yönetim Ondan şeyleri. nefret ediyorlar. Onu istemiyorlar. İşte yani ha, işte bu fotoğraftan şu beyanatları veren Güya Şiici Zıp çıktılar, bu fotoğraftan nefret ediyorlar. Çünkü bunlar küresel çetenin üç buçukluk aparatları. Irak'ta bunlara yönelik bir şey olduğunda hepsi sıvışıp defolup gidecekler. Bunlar Iraklı da değiller. Tekrar söylüyorum, ne Irak devleti, ne Irak'ın bütünlüğü, ne Irak halkı, ne özgürlük, ne adalet, ne barış diye bir gündemleri yok bunların. Dolayısıyla olaya böyle yaklaşacaksın. Ama bugünlerde çok sevinçliyim ki Hayırdır son hocam? iki aydır İran'da bir tek devlet olmadığı, iki tane devlet olduğu bazı yürekli, cesur analistler tarafından da artık söylenmeye başladı. Dolayısıyla dohuk saldırısını küresel çete, Amerika Birleşik Şirketlerinin bağlı olduğu küresel çete Pers, İran Pers Derin Gladiyosu'nun uzantısı Haçlı Şabi himayesinde PKK terör örgütüne yaptırmıştır. Sebep? Türkiye orada kazıyor, kazıyor. Türkiye, Irak'ın da Suriye'sinde, her metrekaresinden zeminde mu istihbaratı olan bir devlettir. Bak teker teker avlıyor. Niye gidip sivil katlesin Türkiye ya? Kafayı mı yedi? Teker teker avlıyor. O sivillerin hepsi Türkiye'nin İstihbaratına yardım ediyor ya. Türkiye istihbaratı o Irak halkından alıyor. Böyle. Bu, Şimdi burada tartışılan bu iş kazıyor filan dediniz ya. Evet. Misakı milli. Türkiye yeniden misakı milli sınırlarına mı dönmek istiyor? Onları mı koruyor bu Suriye'de, Irak'taki yaptığıyla? Yoksa Türkiye misakı milliye sığmayacak kadar daha değişik bir ufku mu hazırlıyor? <laughs> Yine cevabı içinde bir soru sordun. Yani. Evet. Kardeşim, misak-ı milli nedir? Osmanlı Meclisi Mebusanı tarafından tespit edilmiş sınırlardır. Osmanlı Meclisi Mebusanı Birinci Dünya Savaşı'nda Türkiye'nin işgaline direnen bir meclistir. Direnen ve kendi kendini feshetmeden işgal altında padişah mahkum esir kendi kendini feshetme kararı almadan evvel çekilebileceğimiz en son sınırlarımız bunlar olmalıdır diye tespit ettikleri bir haritadır o. Ve ondan sonra da İstanbul'da Osmanlı Meclisi Mebusanlı kapattılar. Gelip Ankara'da o milletvekilleri Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni açtılar. Türkiye Büyük Millet Meclisi şanlı, Gazi Türkiye Büyük Millet Meclisi'miz şanlı Osmanlı Meclisi Mebusanımızın direkt devamıdır. Ama keser döndü, sap döndü, gün geldi hesap döndü ve artık parola şu, Türkiye sınırları olmayan bir ülkedir. İki, Türkiye, Türkler Türkiye'de yaşayanlardan ibaret değildir. Üç, Türkiye'nin Türklerden çok Türkleri seven dostları vardır. Türk'ün Türk'ten başka dostu yok. Hadi lan. Sen ne anlarsın? Dünkü çocuk. Türklerin, Türkleri Türklerden daha fazla seven dostları vardır. Dünyanın her tarafında. Dolayısıyla artık Türkiye sınır mınır çizmiyor. Bir yeri zapt etmek, fethetmek geçti bunlar. Neyi Zaten fethedilmişler ya. Bugün Suriye ve Irak'ta serbest, hür, adil bir seçim olsa, Recep Tayyip Erdoğan gidip oralarda aday olsa direkt Cumhurbaşkanı ya. Dolayısıyla hayır. Artık Türkiye sınır siliyor. Bak dün Bulgaristan'la vizeleri kaldırdık. Dün Bulgaristan, Türkiye yurttaşları artık vizesiz gidip gelecekler. Daha kaç ülkeyle kaldırdık? Yunanistan'la da kaldırmak istiyoruz. Yunanistan'la sınır silmek istiyoruz. Ya zapt etmek, gidip almak için falan değil. Yunanistan işine geleceğim. Ora netamette bir hale geliyor. Şu e, Sadabat, İran meselesini anladık mı? Anladık. Başka bir şey daha var ama onunla alakalı. İdlib'de de saldırı oldu. Yani Dohuk'ta değil, İdlib'de İdlib, de. İdlib, zırt dediği bir yer. Terör. Bak şimdi, ama en önemli yer şu anda en Suriye'de. En son, en fazla verilen insan... haber şu. Rusya İdlib'de sivilleri vurdu. Beşi çocuk, 7 sivil öldü, 18 sivil yakalandı. Şey yaralandı. Ya anladım da hani terör örgütleri falan diyordun, onunla savaşıyordun da çoluk çocuğu niye vurdun? Bir şey daha söylüyorum. Kime şimdi. diyorsunuz onu? Rusya'ya da. Yalnız acaba Rusya mı vurdu? Ya Rusya'nın Suriye'de askeri yok. Rusya Suriye'de bombalıyor. Rusya'nın himaye ettikleri Esed'e bağlı Haçlı Şabi askerleri. Ve PYD, PKK. Şimdi Haçlı Şabi dediğiniz örgüt, hadi Amerika, İngiltere. E Amerika ile Rusya zaten Suriye'de müttefik. Bak Beşler... Hocam enteresan bir şey diyorsun. Yani kimin eli kimin cebinde belli değil. Küresel, şimdi o zaman soruyu şöyle soracaksın. Rusya'nın stratejisini Rusya resmi yönetimi mi? İran'ın stratejisini İran resmi legal yönetimi mi? ABD'nin stratejisini ABD resmi yasal yönetimi mi tayin ediyor, karar alıyor acaba? İdlib'deki saldırının sebebi de? Ben, ben Rusya'nın yaptığı kanaatinde değilim. Tam tersi oradaki Haçlı Şabi canilerinin Rusya ile Türkiye'yi kapıştırmak için, Dohuk'ta İran'la Türkiye'yi kapıştırmak için, İdlib'de Rusya ile Türkiye'yi kapıştırmak için, yani şu üçlü el kaldırışı dağıtmak için küresel çetenin yaptığı organizasyonlardır. Evet. Ve bunlar bak bir merkezden bir satranç masasında organize edildikleri çok belli. Bak bir örnek daha vereyim sana. Ukrayna ile Rusya'yı Türkiye Oraya tahıl geleceğim. değil, tahıl değil. Ha. Olur mu? Ha. Savaşı sonlandırmak için bu Antalya'da başlayan barış müzakereleri başlattı ya. Tahıldan önce. Ya iki, iki buçuk ay öncesine git. Aa bu 400 kişinin cesetlerinin bulunduğu. Ondan gibi. önce. Ya dışişleri bakanları düzeyinde <laughs> üstelik görüşmeler başladı Tabii. ya, ama iki gün sonra bir haber ki evde 400 küsür tane sivil katledildi. O barış görüşmeleri küt bıçak gibi kesildi. Ama Rusya dedi bu bunu biz yapmadık. Ha Türkiye devleti onu kimin yaptığını biliyor ve Türkiye şöyle bir açıklama yaptı özellikle Devlet Bahçeli. Bu katliamı kimlerin yaptığı belli değildir. Bunun araştırılması gerekir. Erol Mütercimler diye çok da anlaşamadığım bir tip var. Televizyonlarda yorum yapıyor. Silahlı kuvvetler evet, mensuplu. O yeniden, da dedi ki yeniden ekranlara döndü. Bu mevzuyu anlatırken o da dedi ki biz geçmişte Kamboçya'da, Kamboçya'da, Vietnam'da çarpışan güçlerin sivil katliamı yaparak suçu muhaliflerinin üzerine attıklarına şahit olduk. Ben söylüyorum. Ukrayna'da Kiev'de 450 tane öldürülen sivili Ukrayna devletine bağlı Nazi örgütü katletti ve Rusya taraftarı muhalifler de onlar. Niye yaptı bunu? Küresel çetenin aparatıdır Naziler. İkinci Dünya Savaşı'nda da küresel çetenin savaş aparatıydılar. Şimdi de ve Siyonistlerle direkt ilişki içindedirler. Ve Zelenski onların iradesinin dışında hiçbir şey yapamaz. Çünkü barışın olmasını istemiyorlardı. E şimdi soruyorum. Bu organizasyonları kim yapıyor? Kim talimatlıyor? Kim programlıyor? Kim uyguluyor? Bak sakın Rusya, Amerika, İngiltere şu bu falan demeyin artık. Artık küresel, küresel çekim evet. hocam. Evet. Şimdi sizin Amerika Birleşik Şirketleri diye tariflendirdiğiniz... O ülkenin devlet başkanı Biden, Orta Doğu gezisine çıktı. Nereye gitti? Görüşmem dedi. Daha önce görüşmedi. Kaşıkçı cinayetinin faili olarak gördüğü. Hatta Amazon'un sahibinin Türkiye'ye gelip anıt yaptı. Hatta Prens Selman'la ilgili Türkiye'de epey 100 milyon dolara varan, bir algı yönetimiyle plan Selman bir Suudi Arabistan düşmanlığı yapan bir para babası olarak Bezos'un işini yaptığı Prens'te bir görüşmesi oldu Suudi Arabistan'da. Değerli yönetmenim onun fotoğrafını da verir. Prens Selman'la görüştü. Oraya gelen bölge ülkelerinin liderleriyle de görüştü. Şimdi hocam Suudi Arabistan'a yeni bir rol mü verildi bu geziyle? Veremediler. Almadı. Niye? Hani daha çünkü ayvayı, işbirlikçi değil mi? Çünkü ayvayı mesela? yedi. Ağzı yandı. Ne zaman? Hatırla. Trump, Mısır'ın Sisi'sini, Suud'un velahtını yanına alıp bir dünya küresinin üzerine üçü birden ellerini koydu. Değerli yönetmenim, Duygu Bey'e fotoğrafı verir ekrana şimdi. Trump. Trump, tamam Sisi. Ve o Mekke'de imamlık yapan serseri de çıktı övüne övüne. Suudi Arabistan artık Amerika ile birlikte dünyayı yönetecek elhamdülillah gibi zırvalamalarda bulundu. Mekke'den namaz kıldıran serseri. Heh, fotoğraf geldi hocam. Tamam. Yani bu küreye dokundu Suudi Arabistan fotoğrafı gördü mü? Anlamadım. Bu küreye dokundu Suudi Arabistan. Hayır ondan sonra ne oldu? Ne oldu hocam? Suudi Arabistan'ı muhafaza edemediler. Suudi Arabistan karıştı. Bak Suudi Arabistan eskiden bir oligarşiydi. Sunut, Suud, Suud Suud ailesi aşireti tarafından yönetilirdi. Daha sonra hepsine darbe yaptılar ve Suud bir hanedan haline geldi babadan oğula. Ve o Suud'u götürüp İsrail'de Yahudi Siyonistlerin yanına oturtturdular. Hatta ve İsrail Başbakanı falan seçim masrafı. Ve, ve, Birleşik Arap Emirlikleri ve Suud'da fetvacılar çıktı televizyonlara. Filistin o coğrafya Allah tarafından Yahudilere vaat edilmiş topraklardır onlarındır diyen mollalar türedi. Suud ve Birleşik Arap Emirlikleri televizyonlarında. Ama sonuç ne oldu? Türkiye'ye yönelik bütün hamleleri boşa çıktı. Daha da kötüsü Suud aşireti Suudi Arabistan'da çok yalnızlaştı. Sokağa çıkıp yürüyemezler. Şu görmüş olduğun hanedan mensupları Mekke'de, Cidde'de, sokakta yürüyemezler, korkarlar. Kendi ülkelerinde yabancı ve iğretlidirler. Hatta yürüme gibi bir dertleri yok. Ya hocam. şunu demeye çalışıyorum, kendi halklarına, kendi ülkelerinde yabancı Bancılar. ve bir paranoya halinde yaşarlar. Ölüm korkusuyla Şimdiki yaşarlar. Şimdiki bu dönem değişti ha, Şu oldu. Reklamlara gideceğiz. Ha, şu oldu. Türkiye, İki var. Türkiye bölgede bütün oyunları bozdu. Ondan sonra biliyorsun biz Mavi Vatan ilan ettik. Doğu Akdeniz'de petrol aramalarına başladık. Gaz aramalarına başladık. Kimseden de izin almadan. Muhmin hasır deniz ticaret alanlarımızı ilan ettik. Ve ayrıca ve ayrıca Suriye'de ve Irak'ta kestik, attık. Bütün planları bozduk, çöpe attık. Ve Biden'in şu sözünü hatırla her şeyden önce. Seçim öncesi, seçimden, Amerika seçimlerinden 6-7 ay önce Biden televizyonlarda ne demişti? Artık darbeyle değil şey ama seçimlerle Erdoğan'ı indireceğiz. Darbeyle indiremezsin tabii. Ortalığın veledi. 15 Temmuz'da Türk Silahlı Kuvvetleri sizin belanızı bilmem ne yaptı. Artık Türk Silahlı Kuvvetleri NATO'nun uşağı değil, Türk milletinin şanlı ordusu oldu. Artık onlara söz geçiremezsiniz. Onlara artık Türklere karşı darbe yaptıramayacağınızı biliyorsunuz. Ortalığın zübbeleri muhalefeti destekleyerek Erdoğan'ı seçimlerde indireceğiz diyen Biden. 14 Temmuz'da neydi biliyor musun? Bak bunu ben söylemiyorum. Bunu değerli bir kamuoyu araştırmacısı ve iyi bir analist var. Sözün yarıda kalacak reklamlara gideceğiz. O zaman onu reklamlardan söyle söyleyelim. Hakan Bayrakçı'nın çok ciddi bir ihbarı var unutma. Tamam. Ha. Reklamlardan sonra değerli izleyiciler Murat Bahadır Akkoyunlu'yla siyaset bilimci yazar Murat Bahadır Akkoyunlu'yla politik adamdayız. Lütfen çaylarınızı demleyin. Ekran başına geçin. Reklamlardan sonra daha hararetli bir dış politika başlığıyla beraber olacağız efendim. Türkiye'nin birlik beraberlik noktası BBN Türk'ün değerli izleyicileri bendeniz Fehmi Çalmuk. Politik Adam programı devam ediyor. Stüdyo konuğumuz siyaset bilimci, bilimci yazar Sayın Murat Bahadır Akkoyunlu. Şimdi bir derin dış politika analizi yaptık. Tahran zirvesinden başladık. Tahran zirvesinde İran'ı, Irak'ı konuştuk. Tam Suudi Arabistan, Biden'ın Ortadoğu ziyaretini konuşuyorduk. Amerika'nın Ortadoğu'nun başına ördüğü çoraplardan bahsediyorduk ki hocam 14 Temmuz'a geldi. 14 Temmuz'da Murat Bardakçı'nın bir sözünü Hakan Bayrak Hakan Bayrakçı'nın bir sözünden bahsetti. Bana soruyorlar hocamızın videolarını Yerden itibaren politik adam komun hem YouTube kanalında hem sosyal medya hesaplarında takip edebilirsiniz. Evet hocam 14 Temmuz dediniz. Yani 15 Temmuz 2016 gününün bir önceki gece. Evet. Biden Rusya'da. Bidon Rusya'da ya. Ve Putin'le şu görüşmeyi yapıyor. Diyor ki biz Rusya'da, Türkiye'de darbe yapacağız. Türkiye'yi böleceğiz, bir Kürdistan kuracağız. Sen buna müdahil olma. Karşı olma. Biz senden Suriye'yi paylaşalım. Daft dinledin mi Putin? 14 Temmuz gecesi. Ama 15 Temmuz'da öyle bir şey oldu ki Rusya'nın gazeteleri şu manşeti attılar. Güneyimizde büyük bir millet yaşıyor. Bir başka manşet. Türkiye'nin işgal edilmesi imkansız. Puti, bidon böyle bir tip. Ve bir kukla. Ya yaşlılığıyla alay etmek istemiyorum ama boşlukla tokalaşan bir zavallı. Küresel çetenin tam bir kuklası, piyonu. Onun aklı onun aklı değil, onun sözü de onun sözü değil. E şimdi Orta Doğu'ya Türkiye vaziyet etmiş. Türkiye'nin hayır dediği bir şeyi Ortanın doğusu diyorlar. O İngiliz fırlamalarının sözüdür. Ben oraya merkez coğrafya derim. İngiltere'ye göre ortanın doğusu. Onlara göre merkez İngiltere. Reddediyorum o tarifi. Merkez coğrafya da Türkiye vaziyet etti. Ve Suudi Arabistan dahil Birleşik Arap Emirlikleri dahil. Irak, Suriye dahil. Türkiye'nin istemediği hiçbir şeyi hiçbir güç orada Allah'tan başka yapamaz bu hakikat ortaya çıktı. İyi de bu merkez coğrafyadaki devletçikleri kim kurmuştu? Birinci Dünya Savaşı sonrası İngiltere al eline kalemi çizdi çizdi. Üstelik de problemli alanlar bıraktı. Adına devlet dedi. Her birinin yönetimine de Türklere düşman anezi aileleri getirdi. Arapları değil dikkat et anezi olayını da işleriz inşallah bir gün seninle. Girmiyorum o konuya. En az bir, bir saatlik bir mevzudur. Ama kitabımda var. Küresel çeteye infaz kitabında, şu kitapta, bütün bunları belgeleriyle yazdım, yazdım, yazdım. Evet. Şu anda bütün web kitapçılardan tedarik edilebilir, internet kitapçılarından. Büyük ihtimalle kitap evlerine de ulaşacaktır, sipariş verdirebilirler. İnşallah hocam. Şimdi, o, onların başına koymuş yönetimler Türkiye ile çekişmenin ve çatışmanın kendilerinin iktidarlarına mal olacağını anladılar. Nereden anladılar? Katar'dan anladılar. Katar'a ne oldu hocam? Katar'a saldırmıyorlar mıydı ya? Tabii ambargo bile koydular. Yok etmiyorlar mıydı ya? Ambargo bile koydular. Recep Tayyip Erdoğan nasıl girdi araya? Dedi ki yeni Kerbelalar istemiyoruz. Bu cümlesi var Recep Tayyip Erdoğan'ın. Tarihi bir sözdür. Yani Suudi Arabistan saldıracaktı Katar'a. Tayyip Erdoğan Girdari'ye yeni kerbelalar istemiyoruz dedi. Ya bu çok önemli bir benzetmedir. Gerçi ortada Hazreti Hüseyin yok ama yezitleşmiş itler kahdedeceklerdi. Türkiye Katar'ı koruma altına aldı. Bundan sonra Askerin kaldı. Türk Silahlı kuvvetleri Üst askerini... kurdu, Katar Türkiye'nin koruması altına girdi ve şaha kalktı. Kimse dokunamıyor. Son derece özgür, güvenli, bir ülke. Aynı şekilde ya evet, de asker gönderecektik. Ya, şöyle, Türkiye Cumhuriyeti'ne çıkarılmayan engel kalmadı. Evet. Dolayısıyla Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arap, ha, baktılar ki Türkiye ile birlikte olmak kendi iktidarlarını devam ettirme açısından her şeyden daha avantajlı. Amerika'nın garantisi, garantisi üfürükten tayin. Ama Amerika gitti İsrail'de, Tel Aviv'de garanti verdi. Versin. Dedi ki Versin, siyonist olmak için Yahudi olmak gerekmiyor. Hepimiz Siyonistiz dedi. Yani şöyle diyeyim. E, kimin ne olduğu babasından belli olmalı da. Tamam mı? Bu adam demek istiyor ki ben de fikir bir yok. Benim fikrim olmaz. Bana ne sipariş edilirse onu söylerim. Ya saçma sapan bir söz. Cehennemin dibine. Ulan sen Siyonist olsan kaç yazar, olmasan kaç yazar. Beni ırgılamaz lan çok da tın der geçeriz biz. Bize ne? cehennemin dibine. Ama tarihi bir itiraf değil midir? Ya her taraf itiraf olsa ne olur? Her tarafları bunların kan, irin, cinayet, katliam. Hani illa Siyonizmi İsrail'de Yahudi milletinde aramayın. Biz burada işte Katoliz, filmen miyiz, biz de Siyonist Ben olarak... daha üste çıkarım. Öyle Siyonizme falan öyle ayak takımına takılacak bir siyaset bilimci değilim. Siyonizm de Bene Berit de, Tırıl'e de, P2 Mason Locası da adını ne korsan koy. Küresel çetenin insanlığı çatıştırmak için kullandığı çatıştırma aparatlarıdır. Kardeşim kutup siyonistler falan değildir. Onlar ayak takımıdır. Onun için olaya ben öyle bakmam. Şimdi tabii ki bu küresel çete deyince hani başka bir konuya geçeceğim ama değerli izleyicilerimiz. Böyle elle tutulur, gözle görülür bir şey arıyor, bir ülke arıyor, bir devlet ya, aha, arıyor. Bir vereyim. Aha vereyim. Aha vereyim. Örnek vereyim ya En basit örneği vereyim. Dünyada kaç tane petrol şirketi var? Sayısını bilmiyorum. Ne diyorlar? Rusların var, Çinlerin var, Fransızların var, Hollandaların var, İngilizlerin var, Amerikalıların var, değil mi? Var tabii. İşte değişikte de markalar. Reklamını yapmayalım. Kardeş ya bütün bu petrol şirketlerinin sahibi tek Vitoli. Rusya'nın Gazprom'u da dahil. Hepsinin bir tane sahibi var, bir tane. Vitoli. Onun da yönetim kurulu üyelerinin ismini kimse bilmez. Sadece genel müdürü Sevos'u bilinir. Aha sana küresel çete. Daha şunu söyleyeyim mi? Fed diye bir özel banka var. Amerika Merkez Bankası. Ulan uydurmayın oğlum. Amerika Devleti'nin merkez bankası yok. O sekiz tane ailenin ortak olduğu bir özel bankadır. İşte o sekiz aile küresel çetenin şövalyeleridir. Tepe takımı değil. Ha bunun tepe takımı ne? Ona Şambala denir. Yazdık bu kitapta. Evet geçen programda. Bu kitapta yazdık. La Galuga anlatmıyoruz. Covid virüsünü de üreten onlardır. Covid laboratuvarlarda üretilmiş bir virüstür. Allah'a şükür hamdolsun kirli pislik suratlı bir takım adamlar televizyonlara çıkıp yarasa domuz hikayeler anlatıyorlardı değil mi oradan türedi diye alçak oğlu alçaklar ne algı yönetimi yaptılar ama hocam kardeşim beni yapamadılar kimi yönetirse yönetsinler beni yönetemediler. Ta 2019 2020 yılından videom var YouTube kanalımda. Ben algılarla yönetilecek biri değilim ben Oğuz Türküyüm. Aynı işte, büyük Türk milleti içinde geçerli mi? E, olamıyor kör değil olsunlar yahu rekabetlikten bırak. Ya girme o konulara. Ne? Ya girme o konulara. Ya bunu bir dediğim. Ya olsun. dur şu istasyon tamam. üstünde gideyim yani tamam. vakti şey harcamayalım. Tamam mı Şöyle evet. evet. şunu söylüyorum. Bu bir viral savaş silahıdır. Küresel çete, resmi, kurumsal, legal devlet yönetimi ve halkları kendine mecbur kılmak için yaptığı insanlığa yaptığı bir operasyondur. Ya bunlar açık zahir çalışıyorlar. Milletin haberi yoksa ne yapayım? Amerika'da bunların e, pankartları var, levhaları var, heykelleri var, dünya nüfusunu 500 milyona indireceğiz diye hey, anıt dikmişler ki geçen ay bombalandı hamdolsun. Tabii, Davos silvesinde bile ya, bunu açıkladı. E, dolayısıyla yani. elle tutulur, gözle gönül istiyorsan gel benim yakamdan tut lan çok da bilmek istiyorsan. Ha kitabını yazmışız aldı oku yani. Evet. ne olur mu sana adres göstereyim? Türkiye'de ne kadar mason varsa mason iblis varsa Onların ayak takımıdır, klozetidir. Çok değil, git Mason kulüplerinin üyelerini al bak, onların ayak takımını bulursun. Öyle çok da gayip mayip değil. Mustafa Kemal Atatürk'ü katleden iblis takımı. Şimdi de FETÖ adı altında ortalığı karıştıran aslında temel örgüt o. Sağlığın başına da bela, adaletin başına da bela, içişlerinin başına, emniyetin başına da bela bu yüce geç... katırcıoğlu'nu dinlesinler ya. Bak, Net TV'de o bir program izledim. Adamın adı Yüce Katırcıoğlu. 14. derece masonluktan ayrılmış ve masonlarla savaşan bir adamın hikayesi. Yeni Şafak'ın Genel Yayın Yönetmeni de oradaydı. Adamı konuşturdular. Dudakları uçukladı. Ben o programı izledikten sonra çağrı yaptım. Sağlık Bakanı İçişleri Bakanı, Adalet Bakanı, Adalet Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, teyak geçmelisiniz. Bu kadar illegalite bir mason fıtlığının insanları kahrettiği bir ortamı onların elinden çekip almalısınız. Silin şu alçak oğlu alçakları devlet ve millet hayatımızdan. Duvara konuşuyorum. Hocam dedin de işte küresel çete bu. Evet. Küresel çete bu. Bunların bu küresel çetenin vatanı, milleti, devleti ve inancı yok. Aile mensubiyeti yok, millet mensubiyeti yok, devlet vatandaşlığı yok. Bir inanç mensubiyeti de yok. Tanrı biziz diyorlar ya. Tanrı bizde tecelli etti. Ben bunu söyleyince Murat üfürüyor diyorlar. E ne yapayım? Şu kadar beynim var. Almıyor. Ne okursun? Sen siyasi magazinden başka bir şey de dinlemezsin, izlemezsin. Ama dünya böyle. Ama işte bunun için tabirimiz şu. Keçi çobanlarının vizyonu güttüğü keçinin arkası kadar hocam. Neyse geçelim. Şimdi olarak. değerli hocam başka bir önemli konu var. Ama bir şey var. Bir şeyi unuttuk. Tahran zirvesinde çok önemli bir şey söylendi. Onu unuttuk. Demek i̇şte söyleyelim. o Irak'taki şiici taslağı klozet kafalı mollayla o Dışişleri bakanlığı denilen Haçlı Şabi kölesini fıttırtan olay şudur. İran zirvesinde dendi ki Amerika Suriye'den çıkacak, çıkmalıdır. İşte onları kudurdu. En önemli cümleyi Aslında, onları, onları, buraya sakladın tabii, yani. O kudurttu onları. Bir daha söylüyorum. Derin İran Gladyosu, Haçlı Şabi, olduğu gibi Pentagon'la ve küresel canilerle işbirliği halindedir. Kasım Süleymani'nin önünü hep onlar açtı. Suriye'de de, Irak'ta da. Sonunda Kasım Süleymani onlara da vaziyet etmeye, lider olmaya kalktı, işini bitirdiler. Haddini bir lan dediler. Ayar çektiler. Olay bu kadar vahimdir ya. İran, Amerika birbiriyle konuşma. Lan o hikayeye git başkasını anlat. Cumhurbaşkanı diyor ya yemezler. Durum ortada ya. Açık seçik ortada dur. Neyi saklıyorsun? Örtülemez bu gerçek. Ve Türkiye Tel Rıfat'a biçede girecek. Girecek. Engel, engellesinler de görelim. Müsa bugüne kadar müsaadeli hayat yaşamış olan zavallı eziklerin beyninin almayacağı bir şey. Kalpleri almıyor diyemiyorum çünkü zaten yürek yok. Göreceğiz. Tahran zirvesinde Recep Tayyip Erdoğan İran ve Rusya'dan vize alamadı açıklamaları yaptı muhalefet. Yapsın. Ha muhalefet mi? Muhalefetin bugüne kadar bu bütün bu olaylar hakkında bir mütalasını dinlediniz mi? Ben bugün şöyle yani bir şey... Sürü... Yani Dohuk olayları, İdlib olayları... Ya, ya, İran yapılan... yani bir sürü saldırı oldu Türkiye'ye işte. Haçlı Şabi ve güya Şiici aparatlar tarafından, ya şu muhalefet dediğinizin bu hususta bir cümlesi var mı? Cümle Halk Partisi'nin bugün bir açıklaması vardı yazılı. Musul temsilciliğimize yapılan saldırı dedi. Konsolosluğumuza demedi. Bilmez ki. Yani şimdi temsilcilik lafı deyince Ya bilmez bilmez. Ben o orada kaldım. Konsoloslukla temsilciliğin farkını da bilmez. İlgileri yok. Umurlarında değil. Evet. Ya bunların bu konularda bir fikri falan yok. CHP'ye geleceğiz hocam. Şimdi ya, İstanbul'da... CHP'ye hiç gelmesek keşke ya. İç politikada mecburen geleceğiz. Kemal Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanı'na da Tamam olur, magazin tamam. yapalım peki. Şimdi tabii ki... E, hocam İstanbul'da tahıl koridoru anlaşması imzalandı. Üf. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve Ukrayna Rusya'dan Milli Savunma Bakanımız da geldi. Hatta bugün koordinasyon merkezi de açıldı. Bugün açıldı. Şimdi bir olay var tabii ki. Bir anlaşma var da biz bunu nasıl okumalıyız? Bir algı yönetimiyle okuma var. Bir ya de Murat yani Bahadır Akkoyunlu'nun... Abi biz yönetiriz. Algı malgı bizi yönetemez. Biz Oğuz evet. Türk'üyüz. Bizim algıyla ne işimiz olur? Biz manşetlerle konuşmayız. Perdenin arkasını... Şak diye gösteririz. Biz Oğuz Türk'üyüz kardeşim. Tamam mı? Sen Çorumlu değil misin ya? Hamdolsun hocam. E yani işte. Bize Oğuz Türkleri derler. Algı malgı bize çekmez. Başlarım algısına. Olan şu. Çatlasa da patlasa da küresel cıfıtlar. Avrupa'yı yok edemeyecekler. Bak Avrupa'nın mahvolmasını engelliyoruz. Aslında Afrika'nın değil Avrupa'nın mahvolmasını engelliyor. Açlıktan evet. kırılacak mı Avrupa? Hayır canım Avrupa çökecek mahvolacak ya. Ya bu savaş yüzünden Avrupa mahvolacak zaten küresel çete Avrupayı mahvetmek için bu savaşı başlattı. Hocam onlar da Afrika'yı sizin dediğinizle merkez coğrafya sömürmeye kalkacaklarına kendi ülkelerlerinde. Kardeş onlarda ne akıl var ne kalp. Sen onları çok akıllı falan filan mı zannediyorsunuz? Ama Avrupa değerlerinin merkezi biziz diyorlar. Desinler de hangi değerler onlar? Hangi değeri işletiyorlar? Ya onlar özgürlük dedi mi sen esaret anlayacaksın. Onlar adalet dedi mi sen zulüm anlayacaksın. Onlar eşitlik dedi mi sen ayrımcılık anlayacaksın. Uygulamaları bu. Ya üfürükten tayyar edirler ve evrensel, med evrensel medeniyet değerlerini mahvetti yerle bir ettiler. Avrupa Birliği kriterleri niye Türkiye'ye çalışmıyor? çalışmaz. İnsan hakları mahkemesi de çalışmaz. niye çalışmıyor? <laughs> Halbuki kriterleri herkese çalıştırıyorlar ama Türkiye'ye gelince başka kriterler istiyorlar. Yani o konulara girmeyelim ama bir şey söylüyorum. Evet. Küresel çete Avrupa'yı mahvetmek için bu savaşı başlattı. Avrupa'yı olduğu gibi kucağına oturtmak için yapıyor bunu. Ve mahvolan Avrupa sonunda Amerika'ya hiçbir şey olmuyor. O okyanus ötesinden. Petrolünü de satıyor, tarımını da alıyor, satıyor. İlacını da alıyor, satıyor. Silahını da Silahını alıyor, da satıyor. Satmış. Üstelik de 1945'te Yalta'da kurulan düzenin ve kanunu şu. Dünyada ilaç, silah ve enerji. Dolarla alıp satınabilir. Başka bir para birimiyle alıp satınamaz dediler. Başka para birimleriyle alışveriş yapmaya kalkıldığında o ticaret gemilerini vurup indirip el koyuyorlar. Biz bunu Irak'ta gördük, Libya'da gördük. Şimdi Rusya'da. Kardeş Venezuela dünyanın en kaliteli petrolü olan, en çok petrolü olan ülkelerden biri de ya Venezuela petrolünü dışarı çıkaramıyor. Niye? Kendi para cinsinden ihraç etmek istediği için. Tümden yasak. Vuruyor. Vururum diyor sana açık denizde. Satmayacaksın diyor. Benim şirketlerime vereceksin diyor. Küresel çete diyor ki benim petrol şirketlerime vereceksin o alanları. E Maduro da Bolivar'ın çocuğu vermem lan diyor ve Türkmen börküyle dolaşıyor Maduro kardeşim. Onun da kafası kırık. O da olmuş Oğuz. Küresel çetenin dayattığı şu. Bolivar'ın çocukları. Dışişleri Bakanı bundan iki ay evvel beş tane Latin Amerika ülkesini boşuna ziyaret etmedi. Evet. Dolayısıyla şunu anlatmaya çalışıyorum, soruna geleyim. Buğday anlaşması bütün dünyadaki ülkelerin, bak Avrupa'nın da dahil, sadece Afrika değil, Avrupa'da aç. Avrupa tahılı nereden alacak? Yalnız bir şey oldu, ambarga konulan Rusya'da tahıl ihraç edebilecek. Ambargo her gün güm 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 gümlüyor. E Ukrayna'da tahılını ihraç edip parasını kazanacak. İyi e de bunu kim organize ediyor? Kimin organize edebilme kabiliyeti var? Türkiye'nin. Kimin bunu organize edebilecek güvenilirliği var? Türkiye'nin. Kimin bunu organize edebilecek aynı zamanda gücü var? Türkiye'nin. Ve Türkiye bunu başarıyor. E bu küresel çeteyi çıldırtır. Ve ayrıca bu savaşın devam etmesini isteyen küresel çetenin iblislerini de çıldırtır. Onun için Odesa'yı vurdular. Evet. Tam bu anlaşmayı provoke etmek e için. tabii. Rusya önce ben vurmadım dedi. Sonra Rusya devleti içindeki çift yapı aşif afişe olmasın diye. İdip'te de Ruslar vurmadı. Ama mütecanis bir yapı değil kardeşim. Bugün Putin her an için darbeye muhataptır Rusya'da. Adam bu çekinceyle ameliyat bile olamıyor. Şimdi kanseri. olay budur tamam mı? O Odesa'yı vurmalı. Sonunda dedi ki Rusya cevahiri kurtarmak için. E, anlaşma yaptık ama ben silah ve mühimmat olan depoları vurmaya devam edeceğim. Yok ulan sen vurmadın da e, benim inisiyatifim dışında vuruldu diyemediğin için bunu uyduruyorsun. Kimisi de evet. dedi ki e, Rusya ayar çekiyor falan yemem ben onu tahil koridoru. Ama i̇yi de ya e, Fehmi bu kadar çok büyük olaylar oluyor da şu senin muhalefet dediğin altı buçukluklar. Ya bunlar bu usta hiçbir şey söylemiyor. Niye söylediler ya Türkiye Ru Avrupa'dan yan almalı, e, Rusya'yı karşısına almalı. Ha şu e, bayan, bayan, e, bayan Meral ile e, Bay Kemal. Demişlerdi ki NATO ne diyorsa Türkiye onu yapmalı da o savaş çıktığında. Ama bir sürü anlaşmalar oluyor. İran'da, Rusya'da yani şimdi ayın 5'inde Türkiye'nin Cumhurbaşkanı Rusya'ya, Soçi'ye gidiyor Putin'le. Evet. Bunlar çok önemli görüşmeler ha. Ama ben şöyle bir şey İyi bekliyorum. İyi de bu altı buçukluk masa niye bu konularda bir fikir? Yani ya muhalefet diyebilir, ya? biz bu tağ anlaşmasını önermiştik. Ha, bu, yeni, yeni yeni formül değil mi? Evet. Türkiye'de hükümet ne yapacaksa, Türkiye'de hükümetin yapacağı şeyi önceden hemen ben seçimle iş başına gelirsem bunu yapacağım diye vaat etme modası başladı değil mi? Evet. Ama ben normal insan, normal zekalı insanlara hitap ederek soruyorum. Bu kadar dünya kadar olay oluyor da bu altı buçukluk masada niye bu olaylar hakkında, bu durumlar hakkında tek cümle yok? Ya? Onların gündemine geleceğiz. Şimdi hocam tahıl koridosu, koridoru anlaşması üst başlığıyla konuşuyoruz. Ya çok kısaca bu savaş niye bu kadar uzadı? Yani bu Rusya'yı, Ukrayna'yı dediğiniz gibi Avrupa'yı yormuyor mu? Kardeş maalesef Rusya'daki derin Rusya küresel çetenin aparatları Putin'i yanılttılar ve çok yanlış yönlendirdiler. O da en azından Türkiye'nin Cumhurbaşkanı'yla bir istişare etmeliydi ya bunu yapmadan önce. Ne yaptı, ne dediler biliyor musun Putin'e? Ukrayna bizi bekliyor. Ukrayna kaynıyor. Halk çok şikayetçi. Rusya'nın taraftarı halk. Biz müdahale ettiğimizde bizi alkışlarla karşılayacaklar. Müdahale ettiğimiz anda Ukrayna'daki iktidar düşecek dediler. İşte algı yönetimi dediğimiz. Dediler yani. ya şu algı yönetimi beni sinirlendiriyor biliyor musun? Hayır bu sosyolojik tabir olduğu için. Ya oldu kardeşim mi? anladım da yani ya koca koca büyük kafalı çok zeki adamlar zannediyoruz değil mi? Ya yok ahmaklar. Ve Putin hayatının hatasını yaptı. Tarihe katil olarak geçti. Ya böyle bir yanlışı yapmamalıydı. Yenildi, yenildi, yenildi. Sarfı yenildi. Nazar edebilir mi? Hayır. Ne? Ya artık çok zor. Yani zor çok olağanüstü şeyler gerekir. E, çünkü bir taraftan da Biden diyor ki anlaşmanın olabilmesi için e, şeyi Donbas bölgesini Donetsk ve Luhansk'ı Ruslara vermen gerekecek. Zelensky ona göre. Yani demek istiyor ki barış yapmayı hiç düşünme, aklından bile geçirme demek istiyor. Zelenski ona razı olur hocam ya. Zelenski razı olduğu gün onu öldürürler. Yani ona razı olur. Ya olurlar işte. da Nazi örgütü onu o gün öldürür. Şu Aynen Beşar barışa razı olduğu gün Beşar'ı Haçlı Şabi'nin öldüreceği gibi. Mecburen bir rolü oynayacak mı? E, Tabi. Onun için çok zor. Orada savaş uzar gider. Mahvolan ama Avrupa olacak. Avrupa sanayisi de çökecek. Şimdi gazı yeniden kıstırırsa... Ya o gaz değil ki sadece mevzu. Başka şeyle başka şeyle. Gıda da var. Tabii. Yani Avrupa'nın karnı neyle doyuyor? E, sanayisi çöktü mü? Bitti. E, sanayi dediğin nedir? Elektrik. Enerji yok. Gıda yok. E Bitti. E, zaten... Belli bir standartı var. Halka Ama küresel standart... çetede Amerika Birleşik Şirketleri, küresel çetenin bu savaştan kazancı var, kaybı yok. Rusya'ya uygulanan ambargolar Avrupa'yı bitirdi. Bitiriyor, bitirecek. Belki de Amerika Avrupa'yı bitirmek için Rusya'ya böyle küresel pastası. çete. Amerika diye bir devlet yok. yok. Amerika Birleşik Şirketleri, Şirketler Koalisyonu, Caniler, Katiller, Alçaklar Koalisyonu ne devleti? Evet. Ben bunu söylüyorum ya. Birilerinin dudakları uçukluyor. Aman olur mu öyle şey? Olur lan işte bu durum bu. Neyi saklıyorsunuz? Yıllardır yaşadığımız, gördüğümüz, röntgenli çektiğimiz şey değil mi bu? Dünyadaki olayları yok Rusya şöyle yapıyor, yok Amerika bunu istiyor, yok Fransa. Ulan öyle değil, yanıltıyorsunuz. Fransa'nın, Almanya'nın, Amerika'nın, Rusya'nın haddine mi düşmüş? Bir türlü itiraf edemiyorsunuz. Çıkarın lan dilinizin altındaki baklayı. Neden korkuyorlar? E Türkiye'de bir zamanlar niye? ötleri bilmem nerelerine kaçıyordu korkudan, Gladio ahkam kesiyordu ya Türkiye'de hükümetler indirip başbakanlar tayin ediyordu hocam, ve onun arkası sırada ya kardeş bak, Sen fotoğrafı bir dakika, bir dakika bir dakika fotoğrafı gören adamı öldürmediler mi hocam? Bak kardeş, dastisler bakan bu kitabı sen yazdın eh. iki cilt, Büyük Doğu'nun atlıları bu kitabı da sen yazdın, eh. şu Tayyip Bey'in koyduğun akıncılar. Bu 1979 Sakarya mitingidir. Beraberdik. Tamam mı? Dasis Erbakan, Almanca. Erbakan'a. Sen Erbakan'ın en yakın evlatlarındandın. Mahremlerini de bilirsin. Türkiye'deki meselelerin anlaşılabilmesi için senin şu kitabın okunması lazım. Nedir bu evet. kitabın adı? Mücahit Başbuğ. Ne demek? Bak senin bu kitabın okunmadan Türkiye anlaşılamaz. Necmettin Erbakan ve Alpaslan Türkeş'in Türk devlet aklı tarafından daha öğrencilik yıllarında toplantılarda nasıl organize edip görevlendirildiklerinin ispatıdır bu ve senin şahit. Ya şu olayı bir anlat sana. Şu araya sıkıştıralım. Şu Erbakan Türkeş birlikteliği. Ne öğrenmek istiyorsun hocam? Konuğum sensin. Ya Biz şunu, şunu beni senden bir dinleyenler de evet, Allah Allah ben de bir okuyucu. Sor hocam kardeşim. cevaplayalım. Erbakan'la Türkeş'in ilişkileri ne zaman, nerede, niye, nasıl başladı? Necmettin Erbakan, Alparslan Türkeş'in ilişkileri 1940'lı yıllarda... 1940. Tabii Milliyetçiler Derneği. Yani ben daha doğmadan. Türk Kültür Ocağı'nda başladı. Türk Kültür Ocağı'nda. Evet. evet. Erbakan Hoca lisedeyken Çınaraltı dergisine verdiği bir röportajda o dönem Türkçülükle ilgili inanılmaz bir dezenformasyon yapılmıştı. Yani Erbakan Ali da lise, aleyhde. Erbakan da lise son sınıf öğrencisi iken soru soruyorlar. Necmettin Erbakan, Orhan Seyfi Orhan'ın genel yayın yönetmeni olduğu dergi. Hı hı. Aynı zamanda İstanbul Erkek Lisesi'nde edebiyat hocası. Hı. Diyorlar ki Türk milliyetçiliğini tehlike görüyorlar. Necmettin Erbakan diyor ki Türk milliyetçiliğini tehlike görmek en büyük tehlikedir. Bu fikri ilişki. Fiziki evet. ilişki. Fiziki ilişkinin ana nedenlerinden biri rahmetli Alparslan Türkeş'te Necmettin Erbakan'ın Horasan erenlerine ilişkin bağlılıkları. Yani Abdülaziz Bekkine Efendi Hazretlerinden bahsediyorsun. Evet. 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 Şimdi <laughs> Abdülaziz Al Bekkine Haz Hasip Efendi'den görevi devraldığında Zeyret'teki camide bir ayakkabısı var. <laughs> Camiye giderken kendisi çarşıya giderken eşi kullanıyor. Ama Nurettin Topçu gibi bir sosyoloğu gece uykularını kaçıracak kadar derin bilgiye sahip. Abdülaziz Bekkine Hazretleri diyor ki bizim Türk Silahlı Kuvvetleri içinde müridanlarımız var. Erbakan Hoca hocam kim diye soruyor Hüseyin Feyzettin diyor. Küçük Hüseyin Efendi'ye bağlı bir kişiden bahsediyor. Bu kişinin rolünü e, Bu arada Hüseyin Fevzettin'in kim olduğunu söyleyelim. Adı sonradan Alparslan Türkeş oldu. Evet yani onu, ha, onu söyleyeceğiz. Yani. Türkçülük davasında Alparslan Türkeş askeri öğrenciyken tırnakları söküyor Nihal Asız'la beraber. Yapı geldiğinde bu ilişki devam ediyor. Nerede devam ediyor? İstanbul'da Zeyrek yakınlarında bir bakkal dükkanı ortak yapıları birçok ileri gelen o dönemde mütedeyyin, muhafazakar kelimesi yok. Bu bana bir Müslümanlara giydirilen deli görmeyi olarak gördüğüm için. Elbette Müslüman ne Muhafazakar Papa ile Ebu Cehil, Ebu Sufyan O gün yas. Mefkure'ye bağlı olan öğrenciler bunlarla buluşuyor sohbetlerde, İstanbul'da, Türk Kültür Ocağı'nda. Bu öğrencilerden biri hala hayatta kim? Recai Kutan. <laughs> Ve o zaman diyor ki Bozkurt Dergisi satıyoruz imanımızın bir gereği olarak bu dergiyi iskelelerde satıyoruz diyor Recep. Bey. Şimdi bu konuyu niye açtım sana? Evet. Çok sevgili Türk milletinin vesayet dönemini bilmesi gerekiyor. Süleyman Demirel'in bir cümlesini söyleyip geçeceğim. Altı buçukluk masaya geleceğiz ya. Bak Süleyman Demirel'in cümlesi şuydu. Sevgili izleyenlerimiz. Demişti ki, Türkiye'de Hükümetler seçimden önce kurulur. Türkiye'de siyasetin şekillenmesi daima Türkiye dışı dünyanın pozisyonuna göre içerisi ayarlanırdı. Muhterem Hocam, Hatay'ın CHP'li belediye başkanı dedi ki altılı masaya bakmayın. Bir isimi belirleyecekler, onlar da yapacak bu dışarıda. Altılı demeyecek. masayı kim kurdurduysa, adaylarını ve ne yapacaklarını da onlar talimatlayacak dedi adam. Ya şimdi CHP'nin Hatay Belediye Başkanı haklıdır doğru. Şimdi top doğru. geliyor bir Yunanistan NATO'yu konuşalım diyorum da hani orayı es geçmeyelim. Şu İsveç'e girmeyelim mi? İşte ona geleceğiz NATO meselesine de. Peki, altını masaya öyle. Şimdi hocam bu Yunanistan ya. Ya yani şu anda Türkiye Cumhuriyeti'ne yönelik yani tarihinde her zaman düşmanca hareket etmiş Türkiye'de Yunanistan'ın Türk Yunan tarihi mi var? Türk Yunan tarihi, ya, var, ya, tarihi mi var ya. mi var Biz İstiklal Harbi'nde onları denizden Ya 1700'lü yıllarda ortaya çıkmış bir yerden bahsediyorsun. Ne tarihi? Yunanistan'ın tarihi yok kardeşim. Neyse sen sorunu tamamla. Evet. Şimdi Yunanistan kimler adına, ne adına, ne amaçla silahlanıyor bu kadar? Yunanistan diye bir devlet mi var ya? Ya hocam işte kurulu bir Yunanistan Bak Yunan onların İslamı. o civarın, o, o halkların kökeni Plagıslardır. Türktürler ya. Turani kavimdirler. E, Türklerle derdi ne hocam? Kardeşim Türklerin Türklerle hep derdi olmuştur da onları Hı. Yunan milleti haline getiren Ortodoks kilisesi olmuştur. Rusları da, o Slavları da Rus milleti haline getiren de Ortodoks kilisesi olmuştur. Ermeni Kıpçak Türkleri de Türklere düşman eden Ortodoks Rum kilisesi olmuştur Rum diyen bir milleti üreten de Ortodoks kilisesi keşişleri Rahipleri olmuştur Yunanistan dediğim 1700'lerde ortaya çıktı ya Yunan kelimesi O zaman Yunanistan diye bir yer yoktu ki Yunanistan yoktu o zaman ya O zaman tarihte okuduğumuz bu Yunan Feylesoflar Ya filozoflar. bugünden geriye Yunan diyorsun o günlerde Yunan yoktu ki. Bugünden adını koyuyorlar. Evet. Bizim inancımıza göre Hazreti Sokrat Allah'ın Resullerinden biri. Sokrat Efendim Hazretleri. Tam bir mümin. Onun için zaten öldürüldü. Ölüme mahkum edildi. Hocam tam bir ezber bozdun şey. Ya kardeş bunu, bu, bunlar herkesin bildiği bilgiler. Olur mu? Hocam niye bu kadar kurulu düzen, ekran, televizyon, gazete var? Niye ben Bebene Türk'ün dışındaki televizyonlara çıkamıyorum? Yasa mı var hocam? Kardeşim sığmıyor gerçekler, hakikatler sığmıyor zorla mı? Sığmıyor. Söylediğimiz hakikatler, ya bak şu küresel çeteye in fazla, vallahi bunların hepsini yazdım. Bu kitapta var bunlar. 680 sayfa yazdım. Dünyada ne oluyor ve ne olduğunun cevabını verdim bu kitapta. 1170 tane dipnot ve belge var. Lütfen rica ediyorum bütün web kitapçılardan internet sat, kitap satışı bütün sitelerden tedarik edebilirler. Çıktı piyasaya 6. baskısı. Ümit ediyorum kitap evlerine de inerler. Yani kitap evlerinden de sorsunlar. Ha bu söylediklerimin hepsini belgeleriyle yazdım. Mustafa Kemal Atatürk'ü yazdım. Babasını, annesini, teyzesini, ağabeyisini, kardeşini, bacısını, Abdülhamit Mustafa Kemal ilişkisini belgeleriyle maval okuyorlar. Ezber çatıştırma argümanlarının peşinde kedinin fareyle oynadığı gibi bu Türkiye'mizle ve halkımızla oynuyorlar. Gelelim, oynuyorlar, so gelelim soruna. Uyutuyorlar. Gel, evet, gelelim soruna kardeşim. Evet. Soru şu. Avrupa'yı yok etmek için çıkarılmış bir savaştır Ukrayna Savaşı. Yunanistan aynen PKK ve PYD'ye verilen misyon gibi küresel bir güç olma dolundaki bölgesel lider Türkiye'yi aynen Suriye ve Irak'ta Haçlı Şabi canileri ve İran Pers gladiyosunun engelleme çalışmaları gibi Türkiye'nin önüne bir engel olarak koydu küresel çete. ABD işgal etmedi Yunanistan'ı. Küresel çetenin silah şirketleri. Dedaca. Her tarafa. Yaptı, her taraf Altlarına sadece deda. Ya kurdu. sadece deda değil. Girit Yunanistan'ın tümü oldu askeri üst üstelik de Yunanistan'daki Yunanistan vatandaşları o askeri üstlere pasaportsuz giremiyorlar. Peki kim yapıyor bunu? Takis sülalesi. Kim bunlar? Giritli. Ne Yunanistan diye bir devlet, ne Yunanistan diye bir ülke, ne de Yunanistan halkı diye bir dertleri olmaz bunların. Bak buna en çok isyan eden, orada ahlaklı, dürüst bir siyaset adamı var, Çipras. Onu kim indirdi? Ortodoks Kilisesi. Yunanistan'ın durumu budur. Öyle Yunanistan'da devlet mevlet yoktur. Yunanistan'ın bütçesi yoktur ya. Ya yüzden Yunanistan'da memur maaşlarını Yunan devleti dediğim mekanizma ödemez. Hep Avrupa Birliği Demez ya. Onun için onlara verilenmiş. Ha şu var. <laughs> Lozan Antlaşması mülga kardeşim. Lozan'a geleceğiz de. Peki. Ben e, NATO de. ülkesi değil mi Yunanistan? Evet. Habire Türkiye gibi bir NATO ülkesini. Evet. Sırttadicik mütte müttefikini tehdit ediyor. Eder Arkadaşlar, ne olmuş? Eder Türkiye de kimin NATO umurunda? Ilişkileri. Kimin umurunda? <laughs> ya kimin umurunda yani? Ederse etsin. Ya bu nasıl NATO üyeliği hocam? O işte o biçim NATO. Her yerde şöyle NATO şöyle şöyle. Yalnız bırakıyor. Bak şöyle şöyle NATO şöyle. O biçim. Kardeş Türkiye NATO'ya girmedi. Şimdi burada tam Taceddin Kutay'dan bir alıntı yapmam lazım. Bu cümle ona ait. Taceddin Kutay kim olduğunu söyleyeceğim. Ya o gazeteci. Türk-Alman Üniversitesi'nde öğretim üyesi Doktor Taceddin Kutay. Avrupa tarihini yazar. Özellikle doktora tezini okudum. Bir ayda okuyabildim 200-300 sayfalık kitabı. Tamam mı? Ve televizyonlarda da yorum yapıyor. Tamam mı? Dedi ki NATO Türkiye'ye girdi. Türkiye NATO'ya Girdi deyince hocam. Esir aldı. Ha öyle. Peki nasıl esir aldı? Kim sebep oldu buna? Bak 1945'te 2. Dünya Savaşı'nda Avrupa mahvoldu ya. Hani Yalta'da küresel çetenin ABD'nin başına oturtturduğudan sözü Roosevelt, Rus Sovyetlerin başına oturtturduğu canisi Stalin, İngiltere'nin başına oturtturduğu Türedi, Churchill bir araya gelip bir dünyada yalta düzeni kurdular ya, o günden itibaren Stalin, Türkiye'den karşı Ardahan'ı, e, ve Ege, Adalar Denizi'ndeki adalarda ve Boğaz'da İstanbul ve Çanakkale Boğazları'nda üs istemeye başladı. Türkiye'nin hiçbir şeyi yok. Nüfus 25 milyon. Ne para var, ne silah var, ne güç var. Ne sanayisi Hiçbir var. Hiçbir şey yok. Türkiye yandım Allah NATO'ya koştu aman beni koru. Orada tahtaravalliyi kurdular. Ulan o güne kadar müttefik olduğunuz Sovyetlerle Amerika ne zaman düşman oldunuz? E bir tiyatro kurdular. Sovyetlerin korkuttukları ABD'nin kucağına oturdu Türkiye gibi. ABD'nin korkuttukları da Sovyetlerin kucağına oturdu. Komünizm tehlikesi dendi kapitalizmin kucağına oturduk. Türkiye koştu ve Amerika öyle şartlı marklı geldi. Biz, biz Kore'ye niye gidip savaştık ya? Bizi NATO'ya kabul etsinler diye bize diyet ödettiler. Gidip Kore'de onun için öldü. Hocam bu ne bitmez diyetmiş ya. Kardeş esaret yazıyorum. Küresel çeteye infaz kitabımdan sonraki kitabımı yazıyorum. Adı lütfen kimse çalmasın rica ediyorum. Bak bu şu anda telif hakkı oluşuyor. Vesayet, benim evet. Hocam. Vesayet cehenneminden çıkış. Kitabımın adı. Bak cumhurbaşkanı 2018'deki cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine 2017'de geçiş referandumu vardı ya. Evet. Bak orada bir cümle kırdı da kurdu da kimse adını ardını aramadı. 200 yıllık vesayetten esaretten çıkıyoruz dedi adam ya. Öyleydik ya, biz esir bir zavallı devletlik parçalı. Türk Devleti bize ait değildi ki Türkiye Cumhuriyeti. Biz o devletin içinde bir bölümdük yani. Evet hocam. Yani. 1998 sonunda büyük kararla doğmuş. Topu 90'lara vurdun, oradan devam edeceğiz. Yunanistan'ın Değerli pozisyonu izleyiciler, anlaşıldı mı? Değerli izleyiciler, siyaset bilimci, yazar Murat Bahadır Akkoyunlu'yla. Bir dünya analizi yaptık, son cümleler NATO ile ilgili de yapacağız. Üçüncü bölümde iç politikaya gireceğiz. Reklamlardan sonra politikadan programı devam ediyor efendim. Türkiye'nin birlik beraberlik noktası BBN Türk'ün değerli izleyicileri ben Deniz Fehmi Çalmuk. Bir politik adam programında yine beraberiz dedim ve programımızın üçüncü bölümdeyiz. Konuğumuz siyaset bilimci yazar Murat Bahadır Akkoyun. Şimdi bir beyin fırtınasının dış politika kısmının son durağı nedir? Türkiye-NATO ilişkileri. Şimdi hocam ne dedi? bir yazı aldı. Dedi ki Türkiye NATO'ya girmedi. NATO Türkiye'ye girdi ve Gladio'nun Türk siyasi hayatında yaptıklarını, ettiklerini belirtirken 2018 yılında yapılan Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi değişimiyle ilgili Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bir sözünü söyledi. Oradan başlayalım hocam. 200 yıllık vesayetten çıkıyoruz dedi. Ya bu çok dehşet bir olaydır. Ya ne vesayetinden bahsediyorsun Sayın Başba Cumhurbaşkanı Cumhurbaşkanı demedi kimse ya. Ya bu i̇şte, çok önemli bir cümle. Biliyorsun vesayet e Esarettir. Tabii. tabi. Osmanlıda 1800'den itibaren bizim değildi. Türkiye Cumhuriyet Devleti de bize ait değildi. Biz o devletin bünyesinde bir parçaydık. İngilizcisi, Almancısı, Fransızcısı, sonra Amerikancısı, politikacılarıyla, siyaset adamlarıyla. Yani bu İngiliz muhipi, Amerikan muhipi gelenekleri bitmedi mi o zaman da ya? Yani? Ne münasebet. Altı buçukluk masa karşımızda olduğu gibi Kürdistan Teali Cemiyeti, İslam Teali Cemiyeti, İngiliz muhipleri, Amerika muhipleri, Cön Türkler olduğu gibi karşımızda şu anda bugün de. Yani altılı masa bunları mı Elbette damat Ferid'in uzantıları. Elbette Türkiye NATO ne derse onu yapmalıdır diyenden başka ne tarifi yapacağım yahu? Şimdi burada damat Ferit kim hocam? <laughs> damat Ferit bu defa dışarıda. Meral Akşener bir konuşmasında diyor ki televizyonda. İyi Parti olarak bize Cumhuriyet Halk Partisi'ne, Saadet Partisi'ne ve HDP'ye hepimize bir teklif geldi. Hepimize. İşte o teklifi getirenler Sonra övündüler. Dışarıdan yabancı. Adamın adını not etmeyi unuttu. Adam dedi ki Recep Tayyip Erdoğan'ın karşısındaki muhalefeti bir araya getirmek çok büyük bir başarıdır bizim için. Olay bu kadar basit ve net de görene bilene. Yani kendileri söylediler bunları. Kardeşim ben uydurmuyorum. E damat Ferit de aynı şeyi söylüyordu canım 1918'lerde. Ne İstiklal Savaşı diyordu. Nereden çıkardınız? Geçin bu hikayeleri, macera aramayın. İngiltere'ye bağlı bir vilayet, vilayet olalım İngiltere valisi Hıcaf, bizi Suriye, askeri diyordu. harekatımız da şimdi Bak, macera. Halide edip adı var. Evet. Bak o İstiklal Savaşı'nda mitingleri yapan bayan Amerikan muhibbiydi ve bu nedenle Mustafa Kemal'le araları bozuldu ve Mustafa Kemal onu kovdu. İngiltere'nin değil de Amerika'nın uydusu olalım diyordu. Ya Sivas Kongresi'nde bunlar konuşuldu. İşte 4 Eylül'de geliyor ama 4 Eylül'de Sivas Kongresi'nin yıl dönümüne bakıyorum. Konuşanların birçoğu ya hocam Sivas Kongresi kararların ruhundan habersizce konuşuyor. Şimdi bak ne ruhu ya? Kardeşim kuklanın ruhu olmaz. Söylediğim sözler acı geliyor ama durum gerçekte budur. Bak kardeş küresel çete 2023 seçimlerinde 15 Temmuz'un revanşını almak için çalışıyor, uğraşıyor. Bak adamlar diyorlar ki seçimi kazandığımızda bütün fettoşitleri serbest bırakacağız. Ben sana söyle bak Meral Akşener diyor ki konuşmalarında televizyonlarda iftira etmiyorum var tak diye çıkarır korum. Kardeş, hani şu Boğaz Köprüsü'nde uçak savarla halkımızı tarayıp onlarca insanımızı mahvedip katleden cani var ya, hani orada ben halka ateş etmem diyen askerin kafasına sıkıp katledenler var ya, onu da orada gebertmişler kardeşim. Evet, halk da onu orada gebertmiş. Sen olsan gebertir miydin? Gebertmez miydin? Ben gebertirdim. Gene olsun, gene geberteceğim veya Be o beni öldürecek Meral Akşener diyor ki köprüde öldürülen askerlerin hesabını soracağız Allah Allah ne askeri ya genelkurmay diyor ki asker elbisesi giydirilmiş hainler sen onlara askerler diyorsun ne yapmıştı o halkı uçak savarla tarayarak paramparça etmişti kendi askeri bizi öldürmüştü halkasıyla sıkmıyor diye Sonra da halk onu gebertti haklı olarak. E onun hesabını soracakmış. O, vallahi Haziran 23 Haziran seçimlerinde kazandıkları takdirde o iblislerin hepsi kapılarımıza bizi öldürmeye gelecekler. Net konuşuyorum. Benim başıma gelecek olan şey budur ve ben şimdiden hazırlıklıyım. Kapıma kim gelirse gelsin çatışacağım. Kim gelirse gelsin. Yahu maval okumuyorum, hikaye anlatmıyorum. Adam diyor ki bütün KHK'lıları salıvereceğiz. Resmen söylüyor. Sizin hakimlerinizi alacağız diyor. Bizim hakimlerimizi getireceğiz demek istiyor. Menderes'i katlettikleri gibi biz bu defa binlercesini katledecekler. Üstelik de katlederken de suyu oturarak içecekler sünnet olsun diye. Hatta bu arada Fetih suresi de okutabilirler. Böyle bir durumla karşı karşıyayız. Ya bu tiyatro değil. Altı buçukluk masa niradesi mi olur ya? O masayı kim kurdurduysa, tamam mı? Aday veya adayları da, stratejiyi de o tespit edecek ama o geleceğiz oraya. Şimdi girmeyelim Ya istersen. şimdi bir Lozan'ımız kaldı da esasen ya oraya Lozan, geldik. Ha Lozan'a girelim. Ya bu Lozan'ı hocam, Lozan anlaşması arkadaşlar lütfen Hocam bu Lozan'ı Yunanistan kevgire çevirdi neredeyse. Hamdolsun. Biz bu Lozan'ı yeniden Hamdolsun. bela almanız. Lozan Hamdolsun. işi Hamd olsun çok şükür. Allah'ın lütfu. Evet. Kardeş Lozan'a onun öncesi Sevr'den bakarsan müthiş bir zaferdir. Bir daha söylüyorum. Lozan öncesi Sevr'dir. Tabii. Sevr. Limni'de adanın kenarına demirlemiş olan gemide murahhas şeyin heyetin Osmanlı heyetinin imzaladığı ama Osmanlı Meclisi Mebus ve Vahdettin Han'ın onaylamadığı. Evet. İstanbul gitmiş. Ege gitmiş, Karadeniz gitmiş, Akdeniz gitmiş, Doğu Anadolu gitmiş. Sevir. İmzalanır. Sonra bizim İstiklal Savaşımız başlatıldı teşkilat-ı mahsusa fedaileri. Sonra Lozan'da Türkiye'nin sınırları çizildi. Ya Lozan'da ne 12 adalar ne de Musul Kerkük görüşülmedi yalan söylüyorlar. 12 adaları Lozan'da verdik. Ulan yalan söylüyorsunuz. Nerede verdik hocam? Oşi'de verdik kardeşim 1912'de. Oşi anlaşmalarıyla. İtalyanlara verdik Yunanistan'a değil. E Yunanistan nasıl çöktü? Çökmedi ki. Bak olay şöyle gelişti. Evet. Bak olay şöyle gelişti. İtalyanlara verildi o. 1912'de Osmanlı yönetimi Balkan savaşlarında mağlup olmuşuz. Edirne'yi Enver Paşa ve Teşkilat-ı Mahsus'a fedaileri zor kurtardı. Bak orada korkunç bir olay vardır. 15 Temmuz öncesi Türk Silahlı Kuvvetleri'nin durumu gibi. Enver Allah gani gani rahmet eylesin. Abi. Allah şehadetini kabul etsin. Teşkilat-ı Mahsusa fedaileriyle birlikte kuş işte Resneli Niyazi falan filan Edirne'yi Bulgar'dan geri almak için taarruz ederken Osmanlı ordusundan birçok paşa şunu söylemiştir. Edirne'yi Enver alacağına Bulgar alsın. Hmm. 15 Temmuz öncesindeki Türk Silahlı Kuvvetleri'nin durumu gibi vatanperver Mehmetçikler var ama asker elbisesi giydirilmiş ortalık züppesi ve türedisi iblisler de var. Söz nasıl birbirine benziyor değil mi ya? Yani? Kardeş Hayır. Selin Sayek Böke CHP'nin grup başkan vekili miydi genel başkan yardım yardımcısı? Evet yardımcı. Hristiyanlığımla övünüyorum diyen bir bayan. Ya şu cümleyi kurabildi. Ben Türkiye'nin Orta Doğu'da Tayyip Erdoğan yönetiminde batağa saplanmasını istiyorum. Selin Sayek Böke'nin sözüdür bu. Basın toplantısında açıklıyor ya. Bu Erdoğan düşmanlığının nedeni ne? Türkiye ve Türk düşmanlığı. Bağımsız, küresel aktör, merkez ülke, büyük Türkiye'nin en önüne engel olabilmek için Erdoğan aslında bunu temsil ediyor. Türk devlet aklıyla birlikte ama. Bu mevzuya geliriz. 1998 sonundan beri 1999 yılı başından beri Türk devlet haklı Recep Tayyip Erdoğan'ın desteğindedir bugüne kadar. Tarih ne zaman? 99. Nedir o milat? 99. 1998 sonu geçen programda anlatmıştım. Hani Türkiye parçalı yapılı bir devlet demiştim ya. Bizim kadim 2200 yıllık Türk devlet kadroları var ama esir düşmüşüz, mağlup olmuşuz. Almancısı, İngilizcesi, Amerikancısı, Fransızcısı var ya, bunların politikacıları, iş adamları, siyasetçileri, askerleri, istihbaratçıları, yargıçları var ya, yani onlar da birer paralel devlet. Tak. Paralel devletler ve bunların hepsinin aşağıda mafyaları da var. Mafya devletler devletin içinden yönetiliyordu. Ne mafyası? Devletin içinden destek alamayan mafya nefes bile alamaz. hikaye anlatmasın kimse. Mafya diye suçlayıp durmayın. Türk devlet aklının da mafyası vardı. İngilizlerinde, Amerikalılarında, Fransızlarında, Almanlarında Fransızların da, Almanların da mafyaları vardı. Enteresan ve tarihi tabi, bir tespit daha yaptın hocam. Elbette. Bunları yazdım. Bu kitapta var bunların hepsi. Küresel çeteye, küresel çeteyi mahvettim. Büktüm, burdum, klozete soktum. Nefes bile alamazlar. Bunları söyledim de, açıkladım da. Abdullah Çatlı bu mafya yapısını izole edip, yok edip, tekleştirmek için, teşebbüse geçtiği için öldürüldü. Yani susurluk kazasında... Geç o hikayeyi, Abdullah Çatlı mafya falan değildi. Türk devletinin bir fedaisiydi. Asala örgütünü çökerten yiğitlerden biriydi. Bunu en iyi 12 Eylül yönetimi ve cuntası bilir. Bu parçalı devlet yapısından iğrenmişti. O mafyayı bütün paralel yapılarıyla yok etmek için, harekete geçtiği için katledildi. Ama Abdullah Çatlı hakkında bunu söyle, seni Facebook'ta 30 gün engellerler. 30 gün engel beni engellediler. Alaaddin Çakıcı'yı söylesen. Aynı şey, Çakıcı ailesi İstiklal Harbi'nde Bayburt Gümüşhane şahittir. Düşmana karşı, Rum çetelerine karşı cihad eden bir ailenin çocuğudur o. Hikaye anlatıyorlar. Bak ne diyorum. Bizim vesayet ve esaret döneminde devlet yapımız parçalıydı. Ve o paralel yapıların da mafyaları vardı. E, Sokağa savaşı veriliyor değil mi? Sokağa kim olma savaşı da var bu parçalar. Ama biz mahkumduk. Son sözü hep diğerlerinin söylemesine mecburen müsaade etmek zorundaydık ki bunlar hep Atlantik Paktı'nın beletleri. Ya beledleri. onun için mi Sayın Bahçeli benim dava arkadaşım diyor Alaaddin Çelik. Elbette. Ya elbette. Muhsin Yazıcıoğlu bir tek o gidebildi. Merhum şehit. O da küresel çetenin şehit ettiği bir devlet fedaisidir. Onun ne hikayeleri var. Kosova bağımsızlığını ona borçlu. Allah rahmet eylesin. Ben şahitiyim yani. Kosova'da da dinledim. Neyse açmayalım o konuyu. Kardeş, Nevşehir'deki cenazesine Muhsin Yazıcıoğlu gitti. Kimse gidemiyordu yaftalanır diye. Ve şunu söyledi. Biz Abdullah'la somun böldük kardeşim. Geçelim. 1998 sonuna geldiğinde şu bizim müttefikimiz Atlantik Pank'tı, NATO, FETÖ, ÇETÖ, METÖ dediğiniz var ya, Türkiye'nin sınırlarını değiştirmeyi dayattı. ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Mark Grossman bir talimatla geldi Türkiye'ye. Güneydoğu'yu ayırıyorlar, Mezopotamya'da bir Kürdistan kuruyorlar. Bizden ayırdıkları parçanın yerine de Güney Azerbaycan'ı İran'dan ayırıp bize veriyorlar. Yahu ben bir, o zaman bir radyoda genel yayın yönetmeniydim. Bizim milliyetçi özel harp emeklisi arkadaşlar sevinçle geldiler. Murat PKK'dan kurtuluyoruz. E ee, alıyoruz. Hadi bunu anlatalım. Ulan dedim bunu sekim kim söyletiyor? Ama bu haber olmadı. Devlet sırrı olarak saklandı. Ee, Enver Paşacı zapt edilmez bir e, Türk milliyetçisi arkadaşım vardır. Bunu da çağırıyorlar ki şu teklif için ne diyorsun fikrini söyle. Kamuoyu yokluyorlar. Beni de yokladılar. O kişinin ismini söyle. Söylemem. izin vermiyor. Tamam. İzin vermedi yani. Hayatta mı? Tabii canım hayatta. Evet. Enver Paşacı zapt edilmez bir Türk milliyetçisi programlarda haykırır, bağırır. Daha ötesini anlatmama gerek yok ya. Şak diye bulmanız lazım. Çünkü başka onun gibi yok. Bir şey daha söyleyeceğim de artık bir tek evinin adresini vermediğim kalır. Gümüşhane evladı. Vay Tamam mı? Ha. Muhsin Yazıcıoğlu yoldaşı. Ve işte o Türk devlet haklı parçalı yapı içinde diyor ki bir dakika deniz bitti. Biz bugüne kadar sizin Türkiye'deki hegemonyanıza bize dokunmayasınız, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne ve vatanına bir zarar vermeyesiniz diye size tahammül ediyorduk. Ama artık deniz bitti. Ve o günden itibaren Türk Devleti kendi ayakları üzerinde duran bölgesel lider, küresel aktör olmaktan başka Bu çare kalmadığı için olmadığı için mecburen, mecburen, mecburen böyle bir hedefe yöneliyor ve Hüseyin Kıvrıkoğlu o tarihten itibaren tüm paralel yapı mensuplarının listesini yapmaya başlıyor. Geçen programda da söylemiştim. O, o 28 Şubat'ın çok kötü kafir zannettiğimiz komutanı. Ben şöyle bir sözün atılıyorum. Selam Aleyküm Komutanım kitabında buna yer verdim. Necmettin Erbakan Başbakan işte mecliste hükümet asker darbe yapar bilmem ne diye ee, askerlerin Juntacı askerlerin bir kısmı Haber yolluyor işte meclisi Kapatacağız bilmem ne Kıvrıkoğlu diyor ki Ben İstanbul'da meclisi açarım Hiç korkmayın Sayın Erbakan Böyle ya, diyen ya, biridir ya, yani, Orada biliyorsunuz Kıbrıs'ta çok Bu vatanın önemli. evlatları içerisinde hain zannettiğimiz Kripto kahramanlar vardır Kahraman zannettiğimiz Kripto hainler vardır Vesayet dönemi böyle bir karışık dönemdir Yazdım bu söylediklerim de belgeleriyle bu kitapta küresel çeteye in fazla var ama senin şu kitapların okunması lazım. Mücahit Başbuğ. Dasist Erbakan. Sen Erbakan'ı en iyi tahriyen, tanıyan, mahremini bilen. Erbakan'ın senin için söylediği bir söz var. Fehmi gözlerimize bakar manşet yazar demişti. Sen onu çok seversin. Evet. Ben onun evladı gibi. Seni gazeteciliğe de o başlattı. Ve Büyük Doğu'nun atlıları Bak burada Recep Tayyip Erdoğan. Daha 30'lu yaşlar. 1979 yılı. O mitingde ben de vardım ve Akıncılar Genel Yönetim Kurulu üyesi olarak o mitingdeydim. Tayyip kardeş de mitingi yönetiliyordu. Senin bu kitapların okunmadan bu mevzuların tam anlaşılması, hele şu Mücahit Baş bu kitabı okunmadan, Türk Devleti'nin Necmettin Erbakan'ı Türkiye'nin İslam dünyasıyla, Alparslan Türkeş'i Türkiye'nin Türk dünyasıyla ilişkilerini kurup geliştirmekte görevlendirdiği birer fedaileri olduğunu anlayamazlar. Teşkilatı ı mahsusayı çok iyi anlayabilmek için bunların izah edilmesi ben lazım. Ben sanatıyım çünkü yani, gelin kendi başını hocam, bağlayamaz şimdi derler. Şimdi değerli izleyicimiz diyecek ki hmm. Kıbrıkoğlu Paşa'yı Kıbrıs'ta öldürmek için suikast girişimi de o, yapmışlardı. O'ydu. Peki 28 Şubat bin yıl devam eder sözünü Kıbrıkoğlu niye söyledi? Ya niye söylemesin ki? Nasıl kamufle edecek yapacağı büyük çabayı? 1998'in Türkiye'sini hatırla. ABD'nin, NATO'nun, Gladiyod'un lök gibi çöktüğü. Kendimize ait silahımızın olmadığı, bankaların, paraların boşaltıldığı, Türkiye'nin iflas ettiği, zayıf, darbelenmeyelim diye. Ve ondan sonra bir şey daha oldu. Bence yanlış yaptı Türk devlet haklı. Bence yanlış yaptı. Bir şey daha yaptı. Recep Tayyip Erdoğan'ın siyasi yasaklarını kaldırdılar. Ve Deniz Baykal'ı görevlendirdiler bu yasakların kalkmasında da. Deniz Baykal dünün çocuğu değildir. 1974 yılında Kıbrıs Harekatı'nın yapılabilmesi için CHP MHP MSP koalisyonu döneminde bakanlar kurulunda yapılan toplantıda CHP'li üyeler çekinser kaldı. Merhum İsmail Hakkı Birler beyamcamızla Allah ömrünü daha ali etsin. Deniz Balkay, Baykal Beyefendi Erbakan'a destek verdikleri için Bakanlar Kurulu'ndan harekatın başlaması kararı çıktı. Ecevit İngiltere'deydi. Deniz Baykal o zaman hükümette bakandı. E, 2000'li yıllarda da Deniz Baykal'a devlet verdi görevi. Tayyip Erdoğan hakkındaki siyasi yasakları kaldırdı. Devlet Bahçeli'ye verdi görevi, 28 Şubat hükümetini yıktırdı ve ondan sonra yol verdiler Türkiye'nin siyaseti o günden itibaren. Amerika evet. çıkarttı Tayyip Erdoğan ama devlet orada yanlış yaptı, bana göre yanlış yaptı. Maalesef. Siyasi yasak devam şöyle Oldu. Hayır, şöyle oldu. Hareket yani tedrici olarak esaretten özgürlüğe giden sürecin arızasız geçirilebilmesi için Pentagon tarafından darbelenmemek için içeriden dışarıdan Pentagonu Tayyip Erdoğan'a koalisyon yaptırdı FETÖ'nün itleri vasıtasıyla. Bu büyük hataydı. 2005'te de Tayyip Erdoğan ikaz edildi. Yani benim ocağım tarafından ikaz edildi. Şimdi tamam ama orada ne oldu biliyor musun? Tayyip Erdoğan şunu demek zorunda kaldı. Bu bir devlet kararı kardeşim uygulamak zorundayım diyemezdi elbette şunu dedi ya anlı secde görenlerden bize bir zarar gelmez. Hem de cepheyi genişletmeyelim. Ama aslında onlar kapılanı şuydu da diyemez. Kardeş bu devlet kararı. Benim yapacağım bir şey yok Biliyorsunuz ki ben bunu kamuoyunda da yazdım. Hı. Yani milli görüşün sesinde boza pişiren FETÖ'cüler yazı dizisi yaptım. Hür sesle politik adamda. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan FETÖ'nün içine sızmış bir fedaydı. Daha doğrusu <laughs> Recep Tayyip Erdoğan devleti zapt etmiş olan FETÖ'ye girdi Şimdi demek bu, istiyorsun. Şimdi bu Tayyip Erdoğan'a <laughs> verilen bir görevdi. Rahmetli Necmettin Erbakan Hoca <laughs> cennet mekan Erdoğan'a görevi şöyle tevdi etti. Bak bu söylediğin o cümle çok önemli. Çok sevgili izleyenlerim bak bu cümleyi çok dikkatli dinleyin lütfen. Çok önemli bir şey ifşa edeceğim. Evladım yeni muhitin hayırlı olsun dedi. Tayyip Erdoğan'a değil mi? Evet. Peki ben bir eklenti bulunayım. 17 kişilik iki tane toplantı yaptı Erbakan. Alınan karar Tayyip Erdoğan'ı öne itekleyecekler, kendileri karşısında yer alacaklardı. Kitleyi Tayyip Erdoğan'ın etrafında toplayacaklardı. Devlet kararıdır, uygulayan da Erbakan'dır. Bunu yaptı Erbakan. Ve tabii ondan sonra biliyorsunuz Erbakan'dan çok acı intikam aldılar... O Mustafa Kamala genel başkan yaptılar ve ömrü boyunca FETÖ ile savaşmış bir adamın partisindeki genel başkan Fetullah Gülen hareketi Türkiye'nin büyük hizmet hareketidir diye demeç verdi. Ve bereket ki oğlu Muhammed Fatih Erbakan babasının o lanet işe alet olmasını engellemek için o camiadan FETÖ tarafından gasp edilmiş camiadan çekip çıkmayı başardı. Saadet Partisi FETÖ tarafından gasp edilmiş bir partiymiş. Şu, an. e şu anda ben onu dedim zaten sana. Sen daha adını koydun. Da o konuya geçmeyelim ya. NATO'da altını kaldık. masaya geldik hocam. NATO'da kaldık. Hayır altını masaya geçtik. İşte geçti, NATO ile aramıza mesafe koyduğumuz yıl 1998 sonudur. Anlattığım olay bilinmediği için bütün siyasi analizler eksik kalıyor. Bak yanlış demiyorum kabalık olmasın diye. Peki diyeceksin ki Murat Akkoylu senin nereden haberin oldu bu devlet sırrı da? Ya o çağırıp da görüş istedikleri arkadaşım bir sohbette bana ağzından kaçırdı bu olayı. Sonra da dedi ki bak Murat vallahi ne olur kimseye söyleme bunu bildiğimizi bilmesinler. <laughs> ben de onun için ismini vermiyorum söylemiyorum. Ya dahasını söyleyeyim mi? Evet. Dur bak burada çok önemli bir şey daha söyleyeceğim. PKK'yı kim kurdu? Hocam şimdi izleyici diyecek ki yeniden komplo teoriler yapıyorlar bilmem ne. Desin yapıyorlar. bana ne. Bana vız gelir. Ben gerçeğe aykırı söylerim. Bunu, Belgeleriyle konuşurum. Bunu Türk istihbaratının içinden etkiler olduğunu söyleyeceğim ama o zaman bu kadar şeydi nereye koyacağız? Koy, nereye korsan koy. Bir defa oturmayı gör CIA'nın kucağına. Verdiğin şehitler tatbikat zayiatına girer. Esaret ve vesayet böyle bir şeydir. Allah bizi 2023'te tekrar o vesayete düşmekten muhafaza buyursun. Amin deyin, amin. Amin diyelim. Anlatayım. Fuat Doğu'dan bahsedeyim. Baki Tuğ'dan bahsedeyim. Fuat Doğu kim? 60'lı yılların MİT müsteşarı. Eski MİT müsteşarı. MİT müsteşarı, general. Çıktı televizyonda dedi ki, ben Milli İstihbarat Teşkilatı müsteşarlığı değil, Şaiyim bölge şefliğini yaptım. Onu şu an Avni Gelecek Özgür... Partisi... keşke, keşke Avni Özgür Ali çağırsan da konuştursan bu konuyu. Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ da bu konuda açıklama yapan tek kişi. Diyor ki bize böyle böyle dedi Fuat doğ. Ya Selçuk Özdağ'la benim ilişkim olmaz. Hayır, hayır. Onun sözü yürüne üzerine de fikir yürütmem. Tamam mı? Hani bu sözü onun ya dışında, yani Salçuk Özdağdan ben söz alıp da üzerinde yürümem. Evet. Tamam mı? Hiç gerek yok, İhtiyacım da yok. Evet. Ben bizzat zat fu onun söylediği sözden hareket ediyorum. Bak dinle. Yıl ben büyük bir fazilet partisi kapatıldıktan sonra sevgili yoldaşım Muhsin Yazıcıoğlu Bey'in davetiyle büyük birlik partisine gittim ve onunla yoldaş alma şerefine nail oldum. Dört yıl Genel Yönetim Kurulu üyeliği yaptım. Bir gün. Bir davet aldım bir hakimden. Tanışmıyoruz. Sohbetime gelir misin evime dedi. Aldım adresi gittim. İsmini söylemeyeyim. Mamak'ta hakimler sitesinde eve gittim. Bir girdim ki Baki Tuğbey'le Muhsin Yazıcıoğlu da var. Dört kişiyiz. Allah Allah dedim. Bu adam beni buraya niye davet etti? Baki Tuğ'u bilir misin kimdir? Bilirim. 1971 muhtırasının askeri cumhuriyet savcısı daha sonra da Doğru Yol Partisi'nden Adalet Bakanlığı yapmış bir Türk milliyetçisidir. Adalet Komisyonu Başkanlığı yaptı. Adalet Bakanlığı da yaptı. Bir bakanlık da yaptı bildiğim kadarıyla evet. da ne bakanlığı olduğunu hatırlamıyorum. Yani devletli bir adam ve asker. Asker. Şimdi konuşuyorlar ben de dinliyorum. Sözüm bir yerine geldi. Baki Tuğ dedi ki 1970 muhtırası verilmiş. Ben Abdullah Öcalan'ı 9 arkadaşıyla yargılıyorum. Bir şafak vakti bildiri dağıtmışlar. Şafak bildirisinden ötürü yargılıyorum. Milli İstihbarat Teşkilatı'ndan bana yazıl geldi. Abdullah Öcalan mensubumuzdur ona göre muamele edin diye. Ben de onu tahliye ettim. Ya bunu söyleyen kim? Bak Baki Bey hayatta. Çağır Devlet anlatır. Çağır anlatır kardeşim. Buraya çağır anlatır bunu. Çünkü daha sonra televizyonda anlattı bunu. Ben şahidim bana anlattı. Ha anladım. Sonra PKK'nın hangi sebeplerle kurulduğunu izah etti. Yazdım onları hepsi burada var. Küresel çeteye infaz Kitabı'nda var. Ama şimdi kaç tane PKK var? Tabii hangi Avrupa Şimdi devleti ona geliyorum. Kiminle iş Hilvan'da kurdular. Benim. Ama 1950'lerden beri bu öneriliyor devlete diyorlar ki. Bütün devletler Almanya'sından İngiltere'sinden Amerika'sına varıncaya kadar ayrılıkçı bir Kürtlü hareket örgütlüyorlar. Gelin o ayrılıkçı Kürtlü hareketi biz kuralım bizim inisiyatifimizde olsun. Bu teklif Menderes'e bile yapılıyor. Var. Kim bunu? Burhan Ulutan. Bu raporu verenlerden biri. Burhan Ulutan. Şeyin e, çok yakın arkadaşı. Eee... Cumhurbaşkanı neydi o teşkilatı mahsus Celal Bayar'ın. Şimdi ondan sonra birdenbire o bütün Kürtçü örgütler yok edildi. Abdullah Hücalan'a yol verildi. 1998 sonunda biraz evvel söylediğim olay gerçekleşince Türk Devleti Pentagon'un o teklifini reddedince ne oldu biliyor musun? 1999 Şubat'ında Pentagon Küresel Çete Abdullah Hücalan'ı bizim kucağımıza verdi. Bu ne demekti? Piyonunuzu alın, bundan sonra PKK tiyatrosunda ben sizinle beraber değilim demekti. Ve Nisan ayında da FETÖ'şü aldı götürdü. Ve ondan sonraki operasyonlarını 3. Sınıf Mankurt FETÖ'ş kusmulu klozet temizleyicileri vasıtasıyla Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde yapmaya başladı. Diyorsun ki bu kadar şehit verdik. E, biz bizim değildik ki. Neden bahsediyorsun şu e, hendek olaylarında? Ne çıktı ortaya? 700'e yakın şehidi nasıl vermişiz? Oradaki fetöş komutanları heder etmiş bizim askerlerimizi. Bunu Türk Silahlı Kuvvetleri Ona, ona kadar söylüyor. bakarsan hocam Ak Türk'ün karakolunun basılması bilmem 33 ne. 33 öldürülmesi. Yani, yani içeride asker elbisesi giydirilmiş iblisler sürüsü. Türkiye esir bir devletti yahu. 15 yani, Sammuz'un böyle bir anlamı var. Ve 2023'te bir... o günlere dönmememiz lazım. Çok büyük misyon mu yüklüyorsunuz 2023 seçimine? Allah aşkına vallahi ben yeterli misyonu yükleyemiyorum daha. Anlatamıyorum ki. Daha ne kaldı hocam? kardeş dünyanın kaderidir yahu Türkiye'nin kaderi dünyanın kaderidir Türkiye'nin menfaati insanlığın menfaatiyle özdeşleşmiştir dünyada iki tane çete var İçe iki tane kutup var savaşan biri küresel çete diğeri şanlı Türk milleti Türkiye başka yok Şişt. bu budur ya bu budur bunun böyle olduğunu anlamak için 2023'te Türkiye'yi kaybedip sonra da bir tekrar istiklal savaşı vermemiz mi icap ediyor? Allah korusun hocam. E ben ne anlatıyorum Mehmet örnekleriyle? Mehmet Akif ne dedi? Allah bu milleti bir daha istiklal... E ben edin. ne anlatıyorum iki saattir? Yani bu kadar vahim mi? Evet. evet. Evet evet. Parlamenter demokratik başlarım senin sistemine. Alçaklar sistemiydi. Oteller sistemiydi pazarlıklar sistemiydi. Türkiye'yi bir buçuk yılda bir seçime götüren küreselcilerin Türkiye'nin parlamentosuna, yasasına, hükümetlerine hükmetmek için imkan bulduğu, alan bulduğu bir rezil sistemdi. Ama anlatılmıyor ya. Ya anlatılmıyor ya. Ya bu iş sana bana kaldı. Ümit ederim zannediyorum birazdan Metin bağlanacak. Şimdi Şu yalnızlığımızı hocam, Metin anlatacak. Hocam metin şöyle külüm. bir durum var. Eski Devlet Bakanı ekonomiden sorumlu Devlet Bakanı Masum Türker Bey'i stüdyoda konuk ettim. Amerika'nın S-400 füzelerine ilişkin ambargo kararının nedenini, hani Amerika ambargosunun nedenini, S-400 füzeleri olmadığını, Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine Türkiye'nin geçmiş olmasına bağlı. Olabilir. Bu Masum Türker'in fikridir. Çok da katılmam. Kendince bir hani açıklama Hani Cumhurbaşkanı yapmış. hükümet sistemine geçtiğimiz için Amerika bize ambargo yapıyor. Olabilir. Bu onun fikri de. Fakat evet. bunun daha dehşetini zaten Cumhurbaşkanı 2017'de söyledi kardeşim. 200 yıllık esaretten çıkıyoruz dedi adam. Evet. Şimdi yani NATO'yla işimiz budur. Altılı masa ne yapacak? Üst başlığı değerli arkadaşlar. Reklama değerli yönetmenim haber verirse Şimdi belki en can alıcı konulardan birine gidelim. Efendim? Evet, hocam 7 dakika var. Altını masa ne yapacak? Ben sana söyleyeyim mi? Dur bir sorumu sorayım da. Ha pardon, ben ne yapacak deyince soru olarak ha. algıladım. Altılı masa ne yapacak? Ya bu altını masanın Cumhurbaşkanı da kim? Vallahi ben değilim. Onu bir kere bir söyleyeyim. Hay bunları dedikten sonra Ama altını benden masa, başka herkes olabilir. Altını masa siz yanınızdan bile geçirmez He. hocam. Kardeş benim tezim. Üç yıldır çıktığım her televizyon programında ve kendi YouTube kanallarımda da söyledim. Adını ben koydum politikanın. Kapçık ağız stratejisi. Neymiş Fehmi? Ne, bir daha söyle hocam. Kapçık ağız stratejisi. O bir yöresel deyim galiba. Elbette ben Türk'üm, Oğuz'um. Türk ağızıyla konuşurum. Ne demek hani hocam? Hani kapçı ağızlı derler ya. Olan şu. Altı buçukluk masayı kurduran küresel çete çaresiz. Tayyip Erdoğan'ı indirebilecek aday bulamıyor. Bulamıyor. Anketler belli. Tayyip Erdoğan eze eze geliyor. Yüzde elli çakılı oyu var adamın. Hocam. Ama diyorlar ki kamuoyu araştırmalarında AK Parti'nin oyu bu kadar Tayyip Erdoğan'ı. Ben değil. AK partiden bahsetmiyorum, Recep Tayyip Erdoğan'dan bahsediyorum. AK Parti'nin oyu da illerden koyacağı milletvekili adaylarına göre değişir. Evet. Şu andaki mevcut kadrolarla, o bu, bu genel başkan yardımcılarıyla, onun bunun çoluğuna çocuğuna be, milletvekilliği hediye etmek gibi gafletlerle geçerse yüzde 35'in altına da düşer. Aklını başına toplasın AK Parti. Bir soru sorayım mı ya? Çok kötü bir soru sorayım Adam mı? Soracağım? Evet. AK Parti'deki genel başkan yardımcılarının kaç tanesi kendi seçim bölgelerinde tercihli sistemle seçime girseler tekrar seçilebilir? Elimde bununla ilgili bir araştırma yok. Ya i̇şte. Ama zorlanacaklarını düşünüyorum. E tamam bitti işte. Daha başka bir kötü soru sorarım. AK Parti Genel Başkan Yardımcılarından beş tanesinin adını söyle. Sayarım siyasi. Sayamazsın Fehmi. Üçünü sayarsın, dördüncüyü bulamazsın. Niye? Gizli mi? Gizleniyor Yok kardeşim ortada yoklar. Esameleri okunmuyor. Varlıkları yok. Ama bütün topa Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan çıkıyor. Ha, AK Parti. birazdan Metin anlatır bunu. Çünkü birazdan Metin Külünk'ü bağlatacaksın. Recep Tayyip Erdoğan'ın mücadeledeki yalnızlığını anlatacak o. AK Parti siyasileri içerisinde iki tanesiyle temasım var. Başka yok. Biri Metin Külünk Bey, diğeri de Bayburt Milletvekili yoldaşım, 30 yıllık yoldaşım Fethani Batla. Başka yok. Çünkü ben FETÖ ile savaşmayanları mücadele yoldaşım olarak muhatap almam. Evet, AK Parti'de FETÖ ile savaşmayan bir yapım mı? Evet. Çok iddialı birazdan, bir söz yani ya, İddialı bir iddialı değil. Herkesin bildiği bir şeyi söylüyorum da sen abartıyorsun. Birazdan o konuya geleceğiz. Birazdan geleceğiz o konuya. Evet. Olay budur. Şimdi, o zaman Kılıçdaroğlu size göre aday olamayacak. Kardeş, şöyle yapacaklar, hepsi aday olacak. Meral Başka adaylar da bulacaklar. Ali Baba camda tavuk da. Hepsi daha da bulacaklar. Maksatları ne biliyor musun? Recep Tayyip Erdoğan'ı ikinci tura bırakmak. Ortaya karışık bir cumhurbaşkanı. Bunu, bunu neden yapıyorlar? Çıkaracakları her bir aday bir kapçı kaviz oy alacak, değil mi? ...toplumdan, seçmenden... ...kapçık kapçık kapçık oylar alacaklar. Onlar aday olmasaydı... ...seçmenden... ...Recep Tayyip Erdoğan'a oy verme ihtimali olanları... ...bu şekilde... ...çoklu kapçık ağızlarla bloke etmenin peşinde olacaklar. Maksat birinci turda seçim kazanmak falan filan değil. Recep Tayyip Erdoğan'ın... ...seçmeninden ve taraftarlarından... ...kapçık kapçık kapçık kopararak... Onun yüzde 49.9 49 Alabilirler ne? mi? Neyi? Birinci turda Recep Tayyip Erdoğan yüzde 55 ile eze eze başkan. Ama iki Ya şunu on... yaz şuraya. 23 Haziran yaşama, yaşarsak o seçimlerden sonra görüşürüz beyim. Aa Hocam buradaki boş kağıda alacağım imzanı evet. yazacağım evet. ondan sonra göstereceğim. Evet tamam. çaka çaka yüzde 55 ile birinci turda kazanıyor. Ama 2019'da yerel seçimlerde... Bak yerel seçim başka bir şey yerel seçim deme yerel seçim ama ya kardeş Ankara ve İstanbul'u bu devlet bu devlet bile bile hediye etti ya hayırdır hocam tabi ama girme oraya şimdi bir sürü konumuz var. Vakit bitti diyeceksin bana. İki dakikamız var hocam. Bu konuya ilişkin. Kardeş İstanbul seçimleri oldu. itiraz edildi sandıklara. Oylar tekrar sayılıyor. CHP'nin oyları güneşin karşısındaki buz gibi eriyor. Buz gibi eriyor. Yeniden sayım durduruldu. Ya sonra AK Parti şunu bağırmalıydı. Ya kardeşim, biz yeniden seçim istemiyoruz. Seçmeni bu zahmete sokmayan uzun var. CHP kazandıysa kutlarız. Ama görülüyor ki ilçe ve il seçim kurullarında oy kaydırmaları olmuş. Sen o cetvelleri bilir misin? Ben o işin uzmanıyım. Sandık... E, Zaptı gelir, birleştirme tablolarına geçirilirken bir partinin oyunu diğer partiye yazarlar. Toplamda değişmez ama oy kaydırılmıştır. Ya bu çıktı ortaya. Ak parti ne demeliydi? Lütfen sandıkları yeniden sayalım. Çok bir şey istemiyoruz. Saymadılar ya. mı? Bu hayır, bunu demedi. Yeniden seçim istiyoruz dedi. E, diyen adamlar belli olmamışsa bir şey Allah Allah kardeş, o gün ikinci seçimde ne oldu? Bak, beş buçukta sandıkların kapandığı İstanbul'da hiç kimse beni yediği çeyrek geçe seçimin sonucunun kesinleştiğine inandıramaz. Ama 19-15'te çıktı şey İstanbul adayı neydi adamın adı? Şimdi genel başkan vekili. Binali Bin Yıldırım. Kutlarım Ekrem İmamoğlu kazandı dedi. Da ben kaç seçim geçirdim. Beş buçukta kazanan sandığın sonucu, o seçimin sonucu. Saat dokuzdan önce çıkmaz. Ayrıca il seçim kurulu başkanı hastalandı, hastaneye kaldırıldı. Kaçtı adam. Şimdi bir daha söylüyorum. Hocam bir reklama gidekte. Tam... Ben sana Tam. demiştim vakit yetmezdi. <laughs> Değerli izleyiciler, siyaset bilimci Murat Bahadır Akkoyunluyla, politik adam ezber bozan Hocam buna da itiraz ediyor ama bir program yap. Dış politikan iç politikaya geldik. Birazdan da eğer mümkün olursa bir siyasetçimiz de bağlanmak istiyor. Onu da bağlayacağız nasip olursa. Reklamlardan bir sonra politik adam devam ediyor. Sağ olun. Türkiye'nin birlik beraberlik noktası BBN Türk ekranlarındasınız. Ben Deniz Fehmi Çalmak. Politik Adam programının son bölümü siyaset bilimci Murat Bahadır Akkoyunlu'yla bir dünya siyaseti analizi yaptık. Şimdi geldik iç politikaya. 2023 seçimleriyle ilişkin tarihi bir misyon yükledi Bahadır Hocam. Hatta küresel çeteye infaz kökten siyasi çözümler kitabının anekdotlarını anlattı programda. Şimdi 2023 seçimleriyle ilgili beklentimiz. Kemal Kılıçdaroğlu aday olacak mı diye sordum. Dedi ki sadece Kemal Kılıçdaroğlu değil, Türk siyasi e, Türkiye'deki siyasi partilerin yani altılı masayı oluşturan siyasi partilerin genel başkanları ve onun dışında da bazı isimler Recep Tayyip Erdoğan'ı Cumhurbaşkanlığı seçiminde ikinci tura götürebilmek için aday olacaklar dedi. Peki siyasi partilerin genel başkanları aday oldu mu? Milletvekili adayı olamıyorlar. Oluşacak parlamentoda bu siyasi liderler olamayacak mı? Yani yasa öyle diyor. Yasa öyle diyor evet. Ama yani CHP'liler için CHP'de genel başkanlık İyi partiler için parti Parti'de genel başkanlık veya Türkiye nereye gidiyor veya bu milletin hali ne olacak diye bir kaygı mı var yani? Niye? Yani alttan alta yarış var. Ne, ne yarışı var? Neyin yarışı yani var? Yani CHP'de var. Ne yarışı var? Yani görüyorsunuz Ekrem İmamoğlu kasetlerini bile CHP'de Kılıçdaroğlu taraftarları... İşte neyin yarışı var? E, başkan adayı genel başkanlık yarışı var. E, olsun olacak ki iyi de milletini yargılasın ki. Hatta CHP'lileri bile alamıyor artık. Niye partinin genel başkanlığı onlar için önemli değil mi? Yahu yani? genel başkan olmak önemli de Türkiye'yi yönetmek ve yahut da öyle bir dertleri yok kardeşim. Onların Türkiye'yi falan yönetmek diye bir programları Ama hedefleri diyor ki yok. program hazır diyor. geldi Hangi, hangi program? program? Bir hafta İstanbul Sözleşmesi'ni tekrar onaylayacağım. Ya o program değil ki. Recep Tayyip Erdoğan ne yapmışsa onların hepsini bozacağım diyor. Temel Karamollaoğlu da bütün yatırımları durduracağım demişti ya. Bu program mı şimdi? Bir onların var, ne? Mi? Ya onların ne yapacaklarına kendileri mi karar vermişti ki şimdi de kendileri karar veriyorlar. Gelecekte de kendileri mi karar vereceklerdi? NATO, Pentagon ne derse onu yapacaklar. Onlarda program olmaz. Onlar ellerine tutuşturularını uygularlar. Ben sana söyleyeyim. O mavi vatan falan hikaye olacak. Net söyleyeyim? İstanbul dünya şehri olacak. Yani Türklerin de şehri. Ama sadece Türklerin şehri olmaktan çıkacak. Uluslararası bir yüce konsorsiyum tarafından yönetilecek. Ege bölgesi İyonya olacak. Kendisine mahsus özel para basılacak. Yani kendi belediye başkanlarının söylediği sözleri söylüyorum. Güneydoğu'da özel yönetimler ilan edilecek. Ya bunu zaten söylüyorlar. FETÖ olduğu gibi serbest bırakılacak. Benim gibiler yok edilecek. Senin gibiler yok edilecek. Ya Fehmi, sen doğuşundan beri FETÖ'yle mücadele eden bir adamsın değil mi? Evet. İbrahim Akif'le yıllarından bu yana... Sen Erbakan'ın yanında da... Kardeş sen bir ara Anadolu Ajansı'nda çalışıyordun değil mi gazeteci olarak? Hocam onları karıştırma. Ya nasıl karıştırma ya? Karıştırma. Ya şu hakikati söylet bana yapma engelleme. Hocam oralar, oralar büyük hikayeler. Büyük tezgahlar. Ya ne çileler çektirdiler sana. Hadi söyletmedin hadi sustun sana hürmeten. Kardeş daha büyüğünü yapacaklar ya. Bizi yok edecekler ya. Aileler de yok edecekler ya. 15 Temmuz'da 108 bin ceset torbası hazırdı. Kardeş yapacaklar bunu diyorum. Ve bunu yaparken Fetih Suresi okuyarak yapacaklar. Mübalağa etmiyorum. Bak sana bir şey anlatayım. Bursa TV'nin sahibi Muhammed Tayyar Türkeş var. Beni aradı. Arada sırada çağırır, konuştur. Abi dedi, bir adam var, bir arkadaşımız. Evet, oğlu FETÖ'cü olmuştu. Adam çok üzüntülüydü, oğluyla mücadele ediyordu. Oğlunu askeriyeye aldılar. Oğlu mektup yazmış babasına, İyi dinle. Bir seneye kadar darbe yapıyoruz, bu apoletleri senin bilmem nerene sokacağım. Oğul babaya bu mektubu yazıyor. Fehmi. Vay vay. Ne hale getirdi? Tamam ben, ben, hikaye anlatmıyorum. Maval da okumuyorum. Olacak olan bu. Bunlar iradesi miradesi olmaz. Bu tiyatroyu boş verin. Kemal Kılıçdaroğlu bugün ne yapıyor biliyor musun? Hükümet hangi kararnameyi, hangi yasayı çıkaracak, hangi faaliyeti yapacak? Önceden çıkıp diyor ki ben iktidar olursam bunu yapacağım. Zaten iki gün sonra hükümet onu aa bak ben dedim de yaptılar diyor ya. Ya bak kardeşim. AK Parti içinde köstebekleri mi var? Ya AK Parti içinde fettoş itler var kardeşim. Anlayamadım hocam. AK Parti içinde fettoşun itleri var. Halen. Kardeş şu Babacan ve işte öbürünün adı neydi? Dev, Dev, Davutoğlu. Davutoğlu. Ayrıldıklarında Temel Karamollaoğlu ne demişti? Biz 30-40 tane daha milletvekilinin onlarla gideceğini zannediyorduk ama olmadı. İşte onlar. Kardeş, ya konuşturma beni. 17-25 Aralık korkunç bir gündü değil mi? Ve aslında bütün fetoşitlerin ifşa olduğu bir gündü. Masak diye bir şey vardır bilir misin? Uluslararası para aktarma sistemi. Evet. Onu denetliyor. 17-25 Aralık'tan sonra Pensilvanya'ya milyonlar aktaran AK Partili olduğunu söylersem ne diyeceksin şimdi? Aha masak kayıtlar orada duruyor. Halen AK Parti'de mi? Uf, Niye sen biraz evvel anlattırmadın? Ben anlattıracaktım. Girmeyelim abi o konulara. Yuvarlak konuşuyorum işte. Tamam mı? Dahasını da anlatırım. Benim göğsüm çöplük ama seçime bir var kusuyorum ama millete kızılcık suru şurubu içtim diyorum kardeşim. Recep Tayyip Erdoğan'ın yalnızlığını belki metin bağlanabilirse anlatır. Bağlansana ya. Gerçekten Recep Tayyip Erdoğan yalnız mı? Yok ben varım bir kere niye yalnız olsun canım ya. Yani? Koskoca millet yanında. Kendi öyle demedi mi ya FETÖ'yle mücadeleye başladığında kurduğu cümle neydi? Bu mücadelede yanımda milletimden başka kimseyi bulamadım. Demek ki yalnız değilmiş millet yanındaymış da AK Parti siyasilerine durumdaymış. Yahu sana bir soru, gazetecisin hem de dibine kadar, hem de çok usta her yerden de haberim var. Bu soruları aslında beni deşmek için soruyorsun. Cevabını bildiğin sorular ya. soruyorsun. Fehmi, kardeş, sana bir soru bana diyorsun ki var mı? Sen AK Parti siyasileri içinde, bakanlık kadrolarında ve bürokraside hiç mücadele eden, bağıran, bürokrasideki FETÖ'cülerin başına bela olan siyasi tanıdın mı? Gördün mü? Şu anda var bir iki tane. Kim? İçişleri bakalım. Sanat Süleyman Soylu. Sonra? E sonra bazı bakanlar da sayabilir mi? Sayamazsın aslanım. Sayamazsın, saysana. Hayır, ben isim... biliyorsun 27 yıllık bürokratlık olan Hayır, bir adamım. Hayır, isim verip de kimseyi zan altında bırakmamak Kardeş zaten bırakamazsın da iyi de ben de 27 yıllık devlet memuruyum. Ya yani bu FETÖ'yle mücadele mücadele değil mi? Yok. Nedir? Yok. Bak ne oldu biliyor musun? Bu da... Bu da bir, bu da bir devlet aklı yanlışlığı. Bir daha söylüyorum. İkinci büyük, birinci büyük yanlışlığı Türkiye Cumhuriyeti devleti darbe görmesin. Esaretten özgürlüğe giden merhalede süreç kesilmesin diye ...Fetullah Gülen'in adamlarını AK Parti siyasetinde koalisyon ortağı yaptılar ve bütün bürokrasi onlarla donatıldı. O dönemleri hatırla, Fethullah Gülen aleyhine tek laf edildiğinde AK Parti'nin siyasileri kartal gibi saldırıyorlardı. Hatırlıyor musun? Hatırlamaz mıyım? Ben ha, şey 2004'te İdrak yolları iltihabı diye bir yazı yazdığımda yiyecek ekmeğe mahkum ettiler yani. Değil mi yani? yani. Hizmet hareketine nasıl Tabii. darbe vurursun diye değil mi? Tabii. AK Parti'nin büyükleri sen hastanede hastayken seni işten attırdılar değil mi? Evet. Hizmet hareketinin aleyhine niye bunları bilgi notu olarak verdin diye. E bir insanın gönlü arınamamış ise böyle yapar. Yani her arınç arınmış demek değil yani. Evet. Ve seni sen hastanede hasta yatarken işten attırdı değil mi? Böyle bir süreci yaşadık hocam. Bak kardeş bunu bir tek sen yaşamadın. Bir de benim oğluma yaşattıklarını anlat. Bir de bana biliyor musun 27 yıllık bürokratım. Üçlü kararnameyle bakanlık müşavirliği yapmış birisiyim. Bizim Tayyip Erdoğan'ın hükümetindeki bürokratlar ve bakanı beni düz uzmanlıktan emekli olma mecburiyetinde bırakmışlardır. Da. Bunu niye yapıyorlardı biliyor musun? Ben sen Recep Tayyip Erdoğan'a kızıp ona cephe alalım diye yapıyorlardı. Kim yapıyordu? Ya bakanları, bürokratları, siyasileri. Kimin? Recep Tayyip Erdoğan'ın bakanları, bürokratları, siyasileri senin benim gibi ne destekçisi her Tayyip Erdoğan'ın yoldaşı olan bizim gibileri Recep Tayyip Erdoğan'a düşman etmek için bunu bize yapıyorlardı. Ama tabii biz de yer sen diyoruz değil mi? Ölümüne Tayyip Erdoğan niye diyorum ben? Vız gelir bu bize yapılan kıyımlara niye diyorum ben? Niye diyorsun? Verilen mücadelenin bir hatırı ver ve 2023 diye büyük bir olay var. Ben Türkiye'nin 1918'e döndürülmesini istemiyorum. Dahili bedha, müstevlilerin emelleriyle emellerini tevhid etmiş dahili bedahların oyuncağı olmak istemiyorum. Yani emperyalistlerin maksatları gayeleriyle gayelerini birleştirmiş içerideki yavuşaklarının maskarası olmak istemiyorum da onun için. Ve büyük yara bu, büyük zafiyet bu, Karnımızın yumuşak noktası bu. Şimdi hükümetin geçen seçimde... Yani şu altı buçukluk masanın cumhurbaşkanlığı adaylığı meselesini hallettik mi? Kapçı kalı siyaseti uygulayacaklar. Şimdi evet. o da geliyor da bu dediğinize bir şey eklememiz lazım da. Buyur. Geçen seçimlerde Cumhur İttifakı'nın beka sorunuyla ilgili ortaya koyduğu bildirge, mantık, Türkiye'de ya böyle bir sorun yok, Niye bu cumhur ittifakı beka beka diyerek beka gerçeğini varlığını sulandırıyor gibi bir izlenim var. Şimdi Zataniz'i dinleyince dedim ki ya hani ne oluyoruz ya hocam da 2023'te bekanın daha üstünde bir iş diyor. Evet. Bir küresel işgal bir diyor. Olay. Küresel bir olay. Yani küresel dünyadaki küresel düzene yön tayin edecek bir olaydır Türkiye'nin 2023 seçimleri ya küresel çete can havliyle bindiriyor. Bizi indirebilmek için. severleri indirebilmek emellerine paçoz olmuş yavşak takımını Türkiye'de hükümdar yapmak fettoşitleri senin benim kapıma gönderip tamam mı bizi öldürtmek için kumpas üstüne kumpas kuruyor ya muhatabımız küresel cıfı çete covid virüsünü bunlar üretti fehmi Hatırlıyor musun bu Covid çıktığı zaman bir takım suratsız alçakları televizyonlara çıkardılar. Domuz yarasa hikayeleri anlattırdılar. Hatırlıyor musun? E oraya bir hikaye lazımdı. Covid nasıl çıktı? Ama vay ama yarasadan. Sonra yaratı. anlaşıldı. Bütün dünyada kabul edildi. Laboratuvarda hazırlandı. İyi de bak buna. Yani virüs çıkmadan aşısının hazır olması kardeş buna viral savaş denir. Bu bak Türkiye Cumhuriyeti Devleti Hükümeti pandemi kararnamesini ne zaman yayınladı? Pandemi çıkmadan bir yıl önce. Niye? Böyle bir telekenin geleceğini biliyorlar. Ben gördüğü için. Çünkü Obama da biliyordu. Bak Obama döneminden bahsediyorum. Dikkat et. Dedi ki İspanyol virüsünden çok daha dehşetli bir virüs geliyor. Sağlığa yaptığım yatırımlardan ötürü beni eleştirmeyin onu söyledi. E Türk de bir, Türkiye de biliyor. Tayyip Erdoğan'ı... küresel çetenin böyle bir operasyonundan Türk devletinin de haberi vardı. Obama Obama'nın da şehir hastaneleri furyasını niye başlattı Türkiye? Kemal Kılıçdaroğlu e, Tayyip Erdoğan beşli çeteye para kazandırmak için yaptı şehir hastaneleri. Kemal Kılıçdaroğlu zaten o zaman demişti ki ne lüzum var buralara hasta mı bulacaksın? A, o ağız dinlenir mi ya? A, ağızdan çıkan söze ben cevap verir miyim ya? O ağız nasıl bir ağız biliyor musun? ona cevap vermekle sakın meşgul olmayın tavsiye ederim. Kardeş şimdi, şimdi, 15 Temmuz hı. bir hafta sonra Kemal Kılıçdaroğlu çıkıp demedim mi ki? Bu bir kurgu, tiyatro kurgulanmış bir olay. Bunu bilmeyen mi ya, var? ya? Ama demedi şimdi mi? hain darbe girişmiyor. Şimdi hain terör örgütünün darbesi diyor. Bu Ulan oldu. bu ne dönme ya? Bu ne oldu? Ya, onun için böyle bir adamın sözüyle ben yorum yapmam ya. Ben kendi bildiğimi anlatırım sana. O onu demiş, bu bunu demiş. Ama Bana şimdi ne? kendi bildiğinizi elbet anlatacaksınız ama Türk siyasetinde önemli bir fikir ve Türk siyaseti, kamuoyu, seçmeni, televizyonu, gazeteci bu liderlerin, genel başkanların sözleriyle yorum yapıyor. Çok kötü. Yani. Özellikle Recep Tayyip Erdoğan'ın taraftarıymış gibi görünen gazete ve televizyonlar çok yanlış bir şey yapıyorlar. Reklamlarını yapıyorlar bunların çok yanlış bir üslup. Yok mu sayacaklar hocam? Hayır. Onların söylediklerini tekrar ederek onlara cevap verme tarzında bir şey yapmayacaklar. Onların söylediklerinden hiç bahsetmeden onların itham ettiği şeyi bir itham olarak yöneltecekler. Ben sabahtan beri itham ediyorum. Dikkat et. Hiç savunma yok bende. Ne savunacağım ya? Ben bugün itham etme noktasındayım. Savunma noktasında değilim. Dilimin, dinimin, ırzımın, neslimin, ailemin davacısıyım, ben inkılapçıyım. E muhafazakar Müslümanlık bunlara cevap vermekle meşgul. Yanlış yapıyorlar. Yanlış yapıyorlar. İyi de iyi bir konuya değindin ya. Önce onların ne çişlediklerini söylüyorlar. Bir kere bir reklam patlatıyorlar. Tamam mı? Ondan sonra da ona cevap yetiştirmekle meşguller. Ulan aklınızı başınıza toplayın. Yanlış anlamaya dünden ayarlı birisine doğru bir şey anlatamazsınız. Yapmayın bu çok yanlış. Beceremiyorsunuz. Ya hocam anlatıyorsunuz, diyorsunuz da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı geçen seçimde patates soğana mahkum eden bir seçmen profili yok mu? Hayır yoktur. Nasıl yok? Ya bu millet kendini daha nasıl ispat etsin ya? Ya nasıl genel konuşabiliyorsunuz ya? Bu Hat millet öyle bir millet değildir ya. Bu millet daha kendini nasıl ispat edecek kardeşim? 15 Temmuz'da etti. 15 Tabii. Temmuz'da mı etti sadece ya? İstiklal Harbi'nde. Kardeşim bu, bu millet durmadan, ya kardeşim bu devlet bu millet sayesinde ayakta geldi bugüne. Yoksa böyle parsellenmiş, dürzüleşmiş bir yapı nasıl ayakta kalabildi? Bu milletin erdemi sayesinde. Yani Bu milletin Kürtleri muhteremdir. Evet. Eğer Kürtlerin erdemi olmasaydı Türkiye çoktan bölünmüştü. Hendek çatışmaları sırasında bütün Kürtler onları terk etti şehrin dışına çıktılar. Eğer onlara siper olsaydılar mahvolmuştuk. Ya bu milleti küsümsemeyin öyle bir şey yok. Ne patatesi ne soğanı. iki buçuk tane fettoş züppesinin, iki buçuk tane kartel alçağının operasyonları işte o söylemiş olduğunuz paçavraların dillendirdiği şeyi bir de sen dillendirdin. Nerede o mahkumiyet ya? Yani dediğimiz pahası. derin millet aklı bu mu? Evet. Olur mu öyle şey ya? Bu millet cihan milletidir ya. Bu millete bütün dünya hayran ya. Göreceksiniz seçimlerde. Öyle patatesle, soğanla, benzinle, petrolle satılamayacağını göreceksiniz. Ama adam bütün milleti kendi gibi zannediyor. Bütün gençlere te cep telefonu hediye edeceğim seçilirsem lafa bak ya. Koz CHP Genel Başkanlığı. Vadine bak ya. Şimdi sizin bu altılı masa işinde eee önemli Kılıçdaroğlu'ndan sonra önemli bir aktör daha var. İyi Parti Genel Başkanı Sayın Meral Akşener. Hı, hı Şimdi onun partisi kilit bir parti mi? İYİ HDP Parti mi? Evet. Abi niye kilit mi diyorum? Ne kilidi ya? Geçen... Kapısı, kapıları kilitli olmadığı için hepsi bir kilit uyduruyor. Kilidi niye söyledim? Geçen ha. seçimlerde yapının hazırlanıp da Sayın Abdullah Gül'ün Cumhurbaşkanı adaylı olmasına tek engel koyan Meral Hanım. Hayır yanlış bilgi. Doğrusu nedir? Meral Hanım'ın böyle bir irade koyması imkansız. O kendisine ne talimat verilirse bana göre benim fikrim Pensilvanya ile çok yakındır ya. Çok yakındır kendisi. Ben değilim ki genel başkan yardımcılığını yapmış olan insanlar söylüyor bunu. O Trabzonlu bir arkadaş vardı onun genel başkan yardımcısı. Neydi onun adı? Koray Aydın Bey. Koray Aydın dedi ki biz partinin kuruluşunda illerde bizi cemaatin mensupları karşıladı. Toplantılarımızı organ etti, onlar organize etti. Kuruluşumuzu onlar yaptı. Ümit Özdağ açık açık söylüyor. Söylemedi bu adam genel başkan yardımcısıydı ya. O Ayrıca de. ya vallahi sen yani şu medyayı izleyenler Meral Akşener'in 15 Temmuz'dan 15 gün önce yapmış olduğu konuşmadan itibaren mi onun öncesindeki konuşmalarına bir baksınlar ya. Yurtta sulh, cihanda sol. Daha ben ötesi var ya, Savunması ya çok korkunç bir sözdü. Fıttırdım, deli oldum köprüde sivilleri öldüren köpek gebertilmiş diye onun hesabını soracakmış. Köprüde öldürülen askerlerin hesabını soracağız diyor. Ya ne asker ulan o? Asker asker değil o. Ne askeri? Siz nasıl Türk Silahlı Kuvvetlerine karşı onlar Türk Silahlı Kuvvetleri değil. Pentagon, NATO iblisinin içimizdeki içleri. Sen onlara nasıl Mehmetçik Türk askeri dersin? E böyle bir tip ya karşında. Evet. Yani çok bir şey söylemeye gerek yok zaten kendisi kendisini anlatıyor. Şimdi bu altılı masa içinde... Ama çok korkunç bir şey var. Ne var hocam? Ben bir Oğuz Türk'üyüm. Oğuzların bayındır boyunun ak koyunlu oymağındanım. Dedem devlet kurmuş bir Oğuz Hanı'dır. Ama maalesef benim akrabamın içinde de bunların peşine takılıp giden Dalından kopmuş küprü, küflü yaprak gibi savrulanlar var. Ulan aklınızı başınıza toplayın. Ulan bu felaketten önceki son çıkıştır haberiniz olsun. Bunu da burada bir haykırmış olayım Fehmi. Son çıkış diyorsun, son viraj alındı. Şimdi... Felaketten önceki son çıkışlarıdır. Şimdi şey diyor ya hocam, altılı masada Demokrat Parti Genel Başkanı, ne Gültekin Uysal bir tweet mesajında devri sabık oluşturacağını söyledi. Vallahi devri ah, sapık bak. oluşturacakları kesin. Sabıkını bilmem de yani geçmişte yapılanlardan hesap soracağız demek istiyor. Tamam istiyorum. ama altı masa içinde geçmişin başbakanı var. Ekonomiden sorumlu bakan. Ya onlar da... gel olsa olsa devri sapık oluşturabilirler diyorum. Buna vereceğim cevap benim budur. Evet, o kadar. Peki şimdi altılı masanın içinde üst başlığı atalım bir milli görüş geleneği var. Son 13 dakikamız. Pardon? Milli görüş geleneği tartışılıyor. Anlamadım ne? Milli görüş geleneği var. Ya milli görüş geleneği sensin kardeşim. Orada ne arar? Ya hocam Saadet Partisi var orada. La kardeşim konuşturma beni. Bağırtacaksın sonunda. La kardeşim. Hayır, biz konuşun diye davet Ya Necmettin Erbakan hayatı boyunca Necmettin Erbakan'a en büyük düşmanlığı yapan o fettoş değil mi? Evet. O Pensilvanyalı zangoş değil miydi? Öyle değil miydi? Evet. E, kendisi dünyasını değişir değişmez o partinin başına oturtulmuş olan şahıs FETO cemaatine övgü dizmeye başlamadı mı? Bu nasıl milli görüş ya? Ya milli görüş dediğin Erbakan'dan ibarettir. Ne anlatıyorsun? Ne görüşü? Yani, Biz de Erbakan'ın çocuklarıyız. Yani onunla gezdik dolaşık yattık kalktık çocuklarımız baba karılarımız koca görmedi. Bilmiyor muyuz yani? Milli görüş dediğin Erba Necmettin Erbakan'dan ibarettir de ne yapayım senin şu kitaplarını okuması lazım milletin. Mücahit Başbuğu okumaları lazım. Büyük Doğu'nun atlılarını okumaları lazım. Das Erbakan kitaplarını okumaları lazım. Ne milli görüşü? Milli görüş sensin ya. Milli görüş Recep Tayyip Erdoğan. Yani ya, milli görüşün lideri Recep Tayyip Erdoğan mı? Evet kardeş. Gömleği çıkardı. Yutturduk. Fettoş'a ama yürek aynı kaldı. Diğerleri yüreklerini sattılar, gömlekle reklam yaptılar. Hani Recep Tayyip Erdoğan milli görüş gömleğini çıkardık dedi ya. Ama Erbakan Hoca ne demişti? Yüreği milli görüş gömleği, milli görüş gömlek değil ki çıkarabilsin dedi. Tamam mı? Ha o şu anlama geliyor. Evet Milli Görüş Gömleği'ni çıkardı. Ona devlet bir kütle partisi kurdurdu. Onun etrafında kitleyi topladılar. Milli Görüş'e mesafeliymiş rolünü oynadı. Ama bugün bir tek nokta kaldı Recep Tayyip Erdoğan. Necmettin Erbakan'ın bütün hayallerini gerçekleştirdi. Bir tek şey kaldı. Küresel finans sistemini yok etmek. O da geliyor. Altın bankacılığıyla geliyor. O ne hocam? Altın bankacılığı. Tabii. Artık Fehmi, milyen cinsinden altın parasıyla ödemelerini yapacak, havalelerini çıkaracak, alacaklarını tahsil edecek. Yani paramızın karşılığı altın olacak. Altın paramız olacak. Ha altına endeksli Türk coin'i de çıkıyor. Şu anda algoritması yazıldı, yazılıyor. Şu anda bildiğim şeyi söylüyorum. Hatta bildiğim bir şey daha söyleyeyim. Rusya'nın altı tane bankası Türklerin yazdığı paradigma ile algoritma ile altın bankacılığını kuruyorlar. Hadi bir de dersen ki hocam Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın saçı görüşmesinde kardeş Recep Tayyip Erdoğan'ın bilgisi dahilinde oluyor bunlar zaten. Bunlar devlet yürütüyor zaten oluyor. Yakında dolar tuvalet kağıdı olacak. şu üçlü el kaldırış var ya, aynı zamanda ona el kaldırıştır. Erbakan Hoca'nın gerçekleştirmek istediği bir tek o kaldı. Onun bize söylediği, sana bana söylediği, ağır sanayiden, ağır harp sanayinden, Ayasofya'dan varıncaya kadar bütün hedefleri gerçekleştirildi. Ya Elinoğlu, Türkiye'nin düşmanı, Erbakan'ın bütün hayallerini gerçekleştirdiği için Tayyip'e düşman. Ama sadece... Başka bir şey sor. Devlet Bahçeli nasıl oldu da zıpkın gibi yanında duruyor? Nasıl ya. 14 Temmuz günü 2016 14 Temmuz günü Türkiye'de Recep Tayyip Erdoğan'a en şiddet ve şiddetli muhalif MHP ve MHP'lilerdi. Öyle mi değil mi? Evet. Ama 15 Temmuz gecesi Bayburt'ta valiliğin balkonundan bir baktım. Dışarıdaydı kamdolsun o kıyama katılmaya Allah bize nasip etti ama Baybut'taydık. Aman ya Rabbi bütün meydan bozkurtlarla dolmuş. Ve Recep Tayyip Erdoğan diye bağırıyorlardı. Zaman koptu dedim. Zaman koptu. Dün neredeyse Tayyip Erdoğan'a söven sayanlar Lan ne oldu? E devlet haklı devrede verdi talimatı ve koskoca devlet bahçeli ilk demeci o yayınladı. Cumhurbaşkanı ekranlara çıkmadan dedi ki biz bu darbenin karşısındayız. Ve bak Recep Tayyip Erdoğan'ın bir sözü var. İyi dinle kardeş burayı ya. Şu senin şu baş bu kitabın da çok yakından alakalı. Sevgili dinleyenler durmadan reklamını yapıyorum ama ya okuyasınız diye yapıyorum gösterebiliyor muyum? <laughs> Allah'ım. Yani. Ne dedi Tayyip Erdoğan ya? Dedi ki Cumhur İttifakı biz birlikte Arif Nihat Asya'nın şiirlerini birlikte söylediğimiz zaman kurulmuştu. <laughs> yani Türk derin siyasetini bir anlatmamız lazım program serisi olarak. Ben onu Vesayet Cehenneminden Çıkış diye kitaplaştırıyorum. kardeş. Sorunun cevabı bende bu kadar. Evet. Evet. Durum bu. Şimdi sizin şöyle bir sözünüz var. Bu milli görüş şeyini yani milli görüş sensin ya olduğu gibi sırrı sıklan milli görüşsün. Milli görüş Recep Tayyip Erdoğan. Milli görüş Devlet Bahçeli. Milli görüş Mustafa Destici. Milli görüş Türk devlet Aklı. Ama Saadet Partisi değil. Ya ne münasebet ne alakası var? Yeniden ne? Refah. Ne? Yeniden Refah Partisi. konuda ben müsaade edersen konuşmak istemiyorum. Çünkü tamam. Muhammed Fatih Erbakan benim yakınımdır. Gençliğinde çenemi dinlemiş bir delikanlıdır. Babasının derdiyle dertlenmiş bir arkadaşımızdır. Ama orada bırakmak istiyorum. Daha fazla tamam. ileriye gitmek istemiyorum. Doğru olmaz. Sevdiğim, saydığım bir delikanlıdır. Şimdi, Erbakan ailesini korurum, muhafaza ederim. E, Muxin Yazıcıoğlu ailesini korurum, muhafaza ederim. Malpaslan Türkeş ay Ya kendi cürümümce kardeşim yani. Tamam mı? Onun için o konuyu yaşmam Şimdi şöyle AK Parti 2023 seçimleri bir üst başlığını arkadaşlar assın KC'ler için. Şimdi hocam FETÖ ile mücadele konusunda biraz önce belirttiniz. Evet. FETÖ ile mücadele bir devlet kararıysa bugün bazı gazetelerde de haberler var. Halen FETÖ'nün bürokraside etkin olduğuna ilişkin yorumlar geliyor. Yani Halen bir çatışma etkinli. devam ediyor. Ee, yok canım. Mahvoldu, perişan oldular da. Öyle bürokraside etkin metkin oldukları yok da yalnız yetkililer. Etkin değil yetkinler. Yok canım onlar ne bunlar kuyruklarını sıkıştırdılar bacaklar. Sen hiç işte dünyada ben FETÖ'cüyüm ya ben Fethullah Gülen taraftarıyım diye şu anda ortada, sokakta, kenefte, tuvalette, memuriyette konuşan bir cümle kuran birisini rastladın mı? rastlamadım Yok, ama bir cemaatin olmaz. adına Yok, bir olmaz çıkmaz yani. Vakıfın STK'nın adına konuşuyor şu an. Ya, ya kardeşim yani şunu demeye çalışıyorum. Onların işi gücü kuyruklarını apşaralarını sıkıştırdı. Lağındaki fare deliklerinde bekliyorlar ve onların kaderi budur. Durmadan etrafı endişeyle gözlemek. Ama yetkinler dediniz hocam. Yetkililer. Yetkinlik bir karar Şimdi meclim. anlatayım. Bu da devlet aklının bir hatasıdır. <laughs> FETÖ'yü çağırdı ayırdı bu devletin aklı. Öyle ibadet, ticaretten bahsetmiyorum, hayır. O saçma sapan bir tasnif. Birinci grup mankurtlar, yani heba olmuş nesil. Yani yok olmuşlar, köleleşmişler. Bu bir, birinci. ikinci kategori, herkes yaptı bunu. Şu geçmişte şu veya bu şekilde yanılarak, Fethullah Gülen cemaatine sempati duymuş veya destek vermiş olanlar. Allah muhafaza hocam. Yani yapı, yapıldı kardeşim bunu toplumda evet. önemli ölçüde insanlar yaptı. Yani ya AK Parti siyasilerinin çok büyük bir çoğunluğu da yaptı. Ya Alpaslan Türkeş yaptı bu yanlışlığı. Ya Bülent Ecevit yaptı ya Süleyman Demirel yaptı ya. Bizzat onlar yaptı ya. Son dört dakikamızmış hocam. Tamam mı? Öbürü de kazan kazan formülüyle Fetöşün kurmuş olduğu ticari kumpaslara, ihale peşkeş çekmelerine haracını verip oradan iş alıp para kazanan iş adamları. İşte bu son iki grup FETÖ'ye mahkum kalmasın diye onlara siyasette, iş aleminde ve bürokraside bu devlet alan açtı. Bunu yakinen biliyorum bak. Ben yakinen bildiğim için söylüyorum. İşte arıza odur. Evet bugün bürokrasi de Ama devlete hizmet etmiyorlar. Burada. Ne devletine millete hizmeti ya. Ne, ne, yukarıdakiler nasıl teselli ediyorlar kendilerini biliyor musun? FETÖ'nün adamlarını kendimize köpek ettik çalıştırıyoruz. İyi de ulan öbür taraftan sen FETÖ ile mücadele edeceğim dediği için kendisini ortaya koymuş devlet memurları, işçiler var. Ulan onlar bayrak açtılar, savaş açtılar, kendilerini ortaya koydular. Ve ondan sonra siz böyle bir yumuşaklık yaptığınız için o bakanlıklarda, o kamu kurumlarında bu ülkenin fedai insanlarının altı da fettoş, üstü de fettoş onları eziyorlar. Ve onlar şu anda çok dehşet bir kırgınlık içindeler. Böyle mi olmalıydı diyorlar. Haklı olarak. Bu da devlet aklının yanlışlığıdır. Stratejik yanlışlığıdır. Peki 2023'te bu kırgın kesim bunu Elitaş da söyledi. Yani AK Parti tabanında kırgınlık var dedi. Şamil Tayyar ayrı bir şey söyledi. Metin Külük'te ayrı bir şey söyledi. Düzen metin Külük bir bağlansa da dinlesek diyeceğim ama... Valla artık program bitti hocam. Neyse. Hani hem bağlanmak isteyip... Yani bu mevzuları belki anlatabilirdi diye umut etmiştim yani. Evet. Valla Tayyar'mış, eli taşmış ne der beni çok ırgalamıyor. Sen Murat Bahadır Akboyun'u bu konularda ne diyor diye sor. Evet Çünkü sordum. Çünkü o senin ee, Şamil Tay net Şamil Tayyar. Dediğin adam 15 Temmuz gecesi bu işin içinde Hakan Fidan'la Hulusi Akar'da var diyen adamdır. Ondan önce de FETÖ cemaatine güzellemeleriyle meşhurdur. Hiç umursamam bile. FETÖ borsası kuruldu diyen adam. E söylesene ulan kim bunlar diye. Ulan mı dedim özür dilerim. Çiziyorum onu. Bip. E söylesene açıklasana. Hadi konuş. Ama işte ortaya karışık sundukları için ben de onların sözünün üzerine onların sözünü alarak yorum yapmam. Bana ne o ne demiş bu ne demiş? Sen bana bir olayı soruyorsun. Ben de kitabın ortasından bildiğimi dobra dobra konuşuyorum kardeşim. Yani yalnız bırakılan bir Recep Tayyip Erdoğan yalnız değil. Için... Yalnız malınız değil. Şunu demek istiyorsunuz. AK Parti siyasi kadroları Fethullah Gülen'in FETÖ ile mücadelesine iştirak etme cesametini gösteremiyorlar. Çünkü o bak iyi dinle sana bir haber. Lütfen sevgili izleyenlerimiz haber Türk'te Son bir dakikamız hocam. 2021 yılının bu aylarında bir haber çıktı haber Türk'te. Polis istihbarat ve Milli istihbarat Teşkilatı Covid virüsünü yayma çalışması yapan FETÖ'cüleri suçüstü yakaladı. Ve Çanakkale merkezli 14 ilde yapılan operasyonla 85 tane fetoşit yakalandı. Bundan da bizi Serdar Arseven haberdar etti. Yani girin Habertürk'ün yani 2021 yıl önce. Bunlar böyle iblislerdir. Devlet aklı yanılma. Bunların masumu yoktur. Bunların pişmanı da yoktur. Bunlar da pişman olacak liyakat ve karakter de yoktur. Malkurt çevresi için diyorsun. Bunlar da izan yoktur. Bunlar da imanın şartı tektir. Mesih ne emrederse o. Evet. Akıllı olun. Yani. Hocam teşekkür ediyoruz. Değerli izleyiciler politik adam programı bugün ezber bozan bir program için huzurlarınızdaydı. Siyaset bilimci Sayın Murat Bahadır Akkoyunlu'yla bugün politik adamın dört bölümünü beraber yaptık. Şimdi bu dört bölümün videolarını Allah nasip ederse eee Politik Adam Komun YouTube kanalında Politik Adam'da izleyebilirsiniz ve sosyal medya mecralarında hocamın videolarını paylaşacağız. Gelecek hafta önemli konu ve konu başlıklarıyla huzurlarınızda olmayı Allah nasip ederse istiyoruz. Fehmi Çalmuk olarak Politik Adam programından hepinize hayırlı geceler diliyoruz. Hocama da teşekkür ediyoruz. Sağ olsun. Kıta sahanlığımızın batı sınırlarında belirli. Türkiye'de yeni bir dönemin açılacağına da... Nasıl mücadele edeceğiz? Önce Türk milletiyle uğraş, Türkiye ile uğraşmayın.